Kaşarel, Ertan Özyiğit'le Kayıt Dışı'nı sunar. Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu programda konuklarım psikiyatrist Profesör Doktor Arif Verimli, çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Cem Gökçen ve uzman klinik psikolog Gökhan Çınar, psikiyatrist Doktor Samuray Özdemir'le karate konuşacağız. Efendim, insana dair sorulara yanıtlar aramaya çalışacağız bu programda. Etiketimiz bence mutluluk. Konularımız genel itibariyle arttırılmış gerçekliği konuşmamız lazım. Çünkü gerçek anlamda çocukların, gençlerin beynini büyük şekilde etkiliyor. Aslında bir şeye dönüştürüyor. Bu dönüştürdüğü şeyi konuşmaya çalışacağız. Ve pandemi çocukları, pandemiden sonra çocuklar nasıl etkilendi? Nasıl bir dünyaya hazırlandı çocuklar? Bunları masaya yatıracağız. Bilinçsizce kullanılan uyarıcı ilaçlar. Yani siz de şahitsiniz, etrafınızda fazla ilaç kullanılıyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ruh sağlığımız nasıl etkiliyor, bunlara bakacağız. Bizleri nasıl tehdit ediyor, bunlara bakacağız. Ve zombi çocuklar. Ne demek, konuşacağız efendim, masaya yatıracağız. Ve dijitalizm. Şiddet aldı başını gidiyor. Acaba dijitalizmin şiddet üzerinde etkisi nedir? Bunları konuşacağız. Ve şiddet acaba sıradanlaştırıldı mı? Masaya yatıracağız. Etkileri, tabii bu etkileri konuşurken bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bunlardan nasıl korunacağımızı da bir şekilde tartışıyor olmamız lazım. Etiketimiz, yine hatırlatalım, benim mutluluk, benim için mutluluk veya bence mutluluk diyelim, tam olsun değil mi? Öyle bence mutluluk yazdık, tamam. Evet sevgili dostlar, Arif Hocam hoş geldin. Sağ olun. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yine bir programda birlikteyiz. Sağ olun, çok mutlu oldum. Hocam şimdi bugün farklı bir program yapacağız. 4 tane psikiyatrist, psikolog, hani bütün bu konuları, ruh sağlığımızı bir yatıralım bakalım. Aileler bize çok sordular gelirken, Ertan Hocam şunu da sorun, bunu da sorun diye. Bunları bir bakalım, masaya yatıralım, neler sormuşlar bize. Bu arada kitapları tanıtayım şimdi. Hemen giriyorum ki hocam, unutuyorum çünkü. Tiran, Toynbee'nin kayıp kitabı. Yalçın Koç'a ait ve Ruhlar, Dünyada ve Türkiye'de Ruhçuluk. Atan Yürün'e ait. Bunu size armağan ettim. Aa, çok teşekkür ederim. Samuray hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi soracağım, bu samuray nereden geliyor diye. Cem sen de hoş geldin. Gökhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Katarsis Gökhan mı diyorlar daha çok sana? Artık. Öyle oldu değil mi? Üstüne yapıştı oldu o biraz. Evet. 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 Şimdi hocam, şimdi etrafımızda bir şey var. Çocukların elinde oyun düşmüyor. Devamlı oyunla ilgileniyorlar. Ve de baktığımız kadarıyla şöyle görüyoruz. Bu oyunlar çocukları etkilemeye başladı. Bilhassa oyunlardaki şiddet. Bu şiddet acaba Amerika'da bilhassa hani daha çok genç çocukların ellerinde makinalı tüfeklerle insanları veyahut da bu alışveriş merkezlerine girip bir yığın eylemler yapıyorlar. Bunlardan mı etkileniyorlar? Yoksa bu şiddet dediğimiz ve olay daha çok şöyle belirleyebiliriz. Sıradanlaştı mı? İnsanlar bunları bu oyunlardan, artırılmış gerçeklikten dolayı kanıksadılar mı? Ne diyorsunuz? Direkt konuya girdim hocam bugün. Evet. Evet. Şimdi ne diyorum meselesine gelince, artırılmış gerçeklikten başlayalım bence. Evet. Yani son zamanlardaki teknolojik gelişmeyle beraber gelişen arttırılmış gerçeklikten başlayalım. Arttırılmış gerçeklik 3-4 boyutlu bir sistem içinde oyunun içindeymişsiniz gibi oynanıyor. Şimdi burada oynanan oyunun vasıfları çok önemli. Eğer burada şiddet anlamında bir oyun oynuyorsanız, şiddet anlamında ve çocuk yaşta oynuyorsanız, onu çocuk psikiyatrisi arkadaşım daha rahat söyleyecek, oynuyorsanız çocuk da ileride bir şiddet benimsemesine yol açabilir.
Ama bu kesin değil. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Biz de çocukluğumuzda hani kovboy olduk veyahut da işte Cüneyt Arkın'ın filmlerinden etkilendik. Yani orada da yine şiddet vardı. Buradaki şiddet bir başka şiddet mi? O yaşadığımız oyunlardan farklı bir, yani arttırılmış gerçeklikte daha neler yaşıyoruz ki bizi bu kadar etkiliyor? Şimdi gelirken benim ince arkadaşımın bir oğlu var 8 yaşında ve çok ciddi biçimde arttırılmış gerçeklikle oyunlar oynuyor. Ona sordum. Nasıl hissediyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Verdiği cevap çok ilginçti. Merak ediyorum dedi, heyecanlandırıyor dedi. Ama beni etkilediğini düşünmüyorum dedi. Merak ediyorum dedi. Nasıl gidecek, ne edecek diye. Saatlerce oynuyor bir şeyler. Bu kişiye özel olabilir mi bu düşünce? Şimdi tabii bu kişiye özel bir şey. Genelleştirilemez. Ama geniş bir popülasyonda söz konusu olursa bunu negatif anlamda benimseyen, içselleştiren bir takım kişiler, özellikle genetik anlamda yüklülük taşıyan kişiler. Ne demek hocam bu? Yani geninde sosyopatik yapıda, antisosyal yapıda bir genetiği getiren kişiler bu tür oyunlarla genetiğin getirdiği saldırganlığı dışa vurabilir. Yani genetik bir yük taşıyorsanız ve genetik yük sizi ciddi biçimde ortamla denk düşüyorsa, yani ortamını bulmayan genetik yükün pek bir anlamı yok çoğunlukla. Ama hocam şöyle bir şey değil mi? Yani biz şimdi bilhassa hani biraz başka konular da olacak. Bu konuda da görüşlerini söyleyebilirsiniz. Şimdi herhangi bir istihbarat örgütü insanların beyinlerini etkilemek için arttırılmış gerçeklik kullanıyor. Şimdi dolayısıyla şu anda yaşamış olduğumuz her şeyde dahil olmak üzere. Mesela bir televizyonda bir olay izliyorsunuz veyahut da bir film izliyorsunuz. Oradan duygu elde edip, yani aşkınız da artabilir, sevginiz de artabilir veyahut da şiddetiniz de artabilir. Yani insanın beyin mekanizması böyle bir şey değil mi aslında? Şimdi dediğiniz doğru. Yani aşkınız da artabilir, bakışınız da artabilir, şiddete eğiliminiz de artabilir. Ama bunu belirleyen bir kişilik faktörüdür. Bu kişilik faktörü de genetik yük tarafından belirlenir. Eğer o genetik yükü taşıyorsanız ve onunla çok haşır neşir oluyorsanız şiddeti gösterme yüzdeniz artar. O benimsenebilir, içselleştirilebilir. Ama genelde bir şey var ki bu tür görüntüler genelde hafızada tekrarlamadıkça kısa süreli görüntüler hafızada kalış süresi çok kısadır. Özellikle televizyonlarda çok kısadır hadise. Bu genetik yükle çok ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şöyle açıklayayım izin verirseniz. Örnek, kalem. Kalem burada dünya kadar işe yarayacak. Ama bir suçlu kişinin, suç eğilimi gösteren kişinin elinde göz çıkarıcı alet olabilir. Yani bu kaba bir benzetme. Ama yani neticede bu tür arttırılmış şeyler, gerçeklikle ilgili görüntüler ve oyunlar daha çok eğer şiddet içeriyorsa, adam öldürmeyi içeriyorsa, silah içeriyorsa ve bundan da çocuk keyif almaya başlamışsa yarının tohumları olabilir bu. Evet. Şimdi hocam, Gökhan, şimdi sen katarsisten örnek verelim mesela. Alıyorsun bir konuğa bir şekilde yönlendiriyorsun değil mi? Senin söylediklerin veya onun yaşamış olduğu herhangi bir duyguyu bir şekilde öne çıkartmaya çalışıyorsun ki tam onu, o artık konuğun kimse,
onun tam duygularını veya yaşadıklarını öne çıkartmak için. Şimdi arttırılmış gerçekçilik dediğimiz olay bunun biraz daha üstünde bir şey. Yani bir kask taktınız veyahut da ekranda işte kulaklıklarınız var. Çocuklar ve gençler için söylüyorum. Cem, tam senin konular bunlar ama şöyle bakmak lazım. Yani bir anda çocuklar o olayın içinde yaşamaya ve onun bir karakteri olmaya başlıyorlar. Yani artık oyuncu. Şimdi hocam çok güzel bir şey söyledi, verimli. Dedi ki önemli olan tekrar dedi. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Şimdi biz bir oyun oynayalım. Bu oyunda da şiddet olsun. Başladık oyuna. Oyunda dedik ki bir şey var, level var. Yani bir basamak var. Bir türlü geçemiyoruz. Ve devamlı o insanları bir şekilde öldürmemiz veyahut da bir şekilde suç işlememiz lazım. Vicdana aykırı bir şey. Belki oyunda onu hissetmeyeceğiz ama devamlı tekrarlıyoruz ki bir sonraki step'e geçebilmek için. Bu biraz önce Arif Hoca'nın bahsettiği gibi şiddeti körüklüyor olabilir mi? Şimdi oyunun içine bu kadar fazla giren çocuk ya da genç oyunun dışındayken ne yaşıyor o evde, o çevrede? Bence buralara da bakmak lazım. Hocam çok kıymetli bir şey söyledi. Elbette ki genetik yatkınlıkla başlayan bir mesele. Diğer taraftan çocuğun büyüdüğü koşullarda kendi evinde ya da akranları tarafından ne kadar aktif ya da pasif, duygusal ya da fiziksel, psikolojik şiddete maruz kaldığıyla ya da o çevrede şiddetin o çocuk için ne kadar onaylandığıyla da ilgili bir şey bu. Daha özetini söyleyeyim. Arttırılmış gerçeklikten önce sanal gerçeklik geldi. Bu arada bunlar sadece oyunlarla ilgili değil hocam. Hani biliyorsunuz yani bu bir artık sektör. Her sektörün bir alanı. Teknolojiyle beraber iyiye kullanılan, doğruya kullanılan alanları var arttırılmış gerçekliğin. Sanal gerçeklik geldi, teknoloji ilerledi, arttırılmış gerçekliğe geçtik. İleride birçok kavram kullanılıyor aslında ama işte şu an bu AR dedikleri arttırılmış gerçeklik geliştirilmiş gerçekliğe dönüşecek. Yani gün geçtikçe aslında teknoloji çocukların ve ergenlerin dünyasına da girecek. Ama eğer, şimdi ben mesela çocuk ve ergenlerle çalıştım uzun yıllardır, hocamla sohbet ettik. Çocuk ve ergenlerle çalışırken şeyi fark edebiliyorsunuz hayatınızın içerisinde. Çocuk ya da ergen kendi hayatının içerisinde ihtiyaçları karşılanmayan, manipüle edilen, şiddete maruz kalan, görülmeyen, değersiz hisseden bir yerde duruyorsa bu dünyanın içerisine daha fazla giriyor. Ve girdiği bu dünyada aslında yaşayamadığı belki mutluluğun, bastırdığı öfkenin, korkunun ya da bir şekilde diğerlerine karşı ifade edemediği ihtiyaçlarının karşılığını buluyor. Ve aslında biz şiddet eğilimini oyunun içerisinde değil de oyunun oynandığı odanın dışındaki ya da içindeki evde buluyor olmamız lazım. Yani ben de o oyunu oynadığımda, siz de o oyunu oynadığınızda, bu arada bu oyunlar illa şiddet içerikli değil biliyorsunuz, artırılmış gerçeklikle basketbol oynuyoruz biz artık. Artırılmış gerçeklikle çok keyifli dragon oyunları var. Bu arada ben çocuk ergenlerle çalıştığım için o oyunları girip oynuyorum. O dünyayı görebilmek lazım. Uzaktan ahkam keserek olmuyor ya. Ama günün sonunda bir çocuk zaten genetik yatkınlığıyla, evdeki koşullarla zaten şiddete daha eğilimli bir yerde duruyorsa bu oyun da bazen o şiddet eğilimini alıp zirveye çıkartabiliyor. Yani bu sadece artırılmış gerçeklik dünyasının içinde değil. Gerçek dünyada ne oluyor? Oraya da bakmak var. Ama tabii ki iletişim lazım, etkileşim lazım. Bence mesela bir baba keşke imkanı olsa da çocuğunun oynadığı oyunun içine girebilse. Onunla o oyun üzerinden iletişim kurabilse. Anlayabilse, çünkü o çocuğun orada nasıl öfkelendiğini ya da o dünyanın içerisinde kaybolduğunu gören bir baba çocuğuna biraz yakından baksa ya da anne ya da abla onun ihtiyaçlarını da anlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu bir psikoloji programı değil. Bu bir kayıt dışı. Şimdi şöyle belirlesek konuyu hocam. Bir akıl dese ki ben bir formatlanmış nesil yaratacağım. Şimdi benim tarafımdan bakın lütfen, ona göre yorumlayın. Formatlanmış bir nesil yaratacağız ve bu formatlanmış nesil daha çok şiddete yakın olsun. Veyahut da hani sistemde bir şekilde asi, aykırı veyahut da yeni kurulacak bir yapının parçası olsun. Bunu sanal gerçeklikle tek bir evet veya hayır demen yeterli. Çocukları etkileyerek yapabilir miyim? Yapabilir. Evet. Ne diyorsun Can? Evet.
Şimdi Gökhan Bey'in dediği gibi yani o gerçek hayata bir defa bakmamız lazım. O çocuk niye sanal gerçekliğe ihtiyaç duyuyor veya arttırılmış gerçekliğe ihtiyaç duyuyor? Yani bence dediğiniz çok doğru ama bu şiddet dışından çıkarsam aslında daha doğru diyebiliyorum. Çünkü ben çocukları formatlamak istesem ne yaparım? Önce eve oturttururum. O tanıtımda da vardı bir tane çocuk. Şimdi oturduğunuzda zaten tablet bu kadar bir şey. Şimdi şöyle baktığınız zaman etraf iptal. Şimdi bunu ne yapalım dediler bir süre sonra, gözüne yapıştıralım dediler, hiçbir şey göremesin. Yani zaten çocuk hani zombi çocuk dediğinizde zombi zaten. Yani o evin içinde çok renkli bir dünyada yaşıyor ama anneyi görmüyor, babayı görmüyor, kardeşini görmüyor. Evde bir kedi varsa onu görmüyor. İki tane arkadaş gözlük takıp oynuyorlar karşılıklı ve birbirlerini de görmüyorlar. Aslında zombi bence buna doğru gidiyor ve formatlanıyor Mehmet, formatlanıyor. Yani gerçek hayattan kopartılmış. Şimdi Japonya'da bir hikikomori sendromu diye bir şey var. 2 milyona yakın insan evinden çıkmamış. Çıkmıyor, ihtiyaç duymuyor. Türkiye'de yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Çünkü yemeğimizi eve istiyoruz. Arkada benim takip ettiğim ergenler var. Hocam 3 tane arkadaşım var. Biri şu ilde, biri şu ilde, biri daha hiç görüşmemişler. Pandemi buna etkili oldu mu çok, hocam? Çok fazla. Çabuklaştırdı. Evet. Çok fazla. Yani hocam? Çok hızlandırdı pandemi. Yani çocukların sosyalleşememesi, günlük hayatta birlikte olamayışları, uzaktan uzağa haberleşme sistemini getirdi. Bunlar içerisinde de boş vaktinizde oyun oynamak, grup oyunları oynamak. Eğer bunlar şiddet oyunlarıysa, seçtikleriniz şiddet oyunlarıysa ve daha önce söylediğim gibi tekrar tekrar hep oynanıyorsa, çocukta da zaten şiddet eğilimi varsa, şeyin söylediği gibi yani kendi içinde duygularını kızgın bastırılmış bir çocuksa, bir de genetik yükü de getirmişse, ailede şiddet varsa, o şiddet artık tekrar formatlamış sayabilirsiniz. Yani o davranışa yöneltebilirsiniz. Yani şu mudur hocam? Yani Cem, bir çocuğun beynini dönüştürebilir miyiz? Yani beynini değil ama davranış kalıplarını dönüştürebiliriz. Ama o zaman zaten beyni tabii, dönüşmüş beyinde olmuyor. Aslında yani şu anda şöyle diyelim, ben bir TED konuşmacısı vardı. Dedi ki biz 95'te bir TED konuşması yaptım ve sosyal medya, bu messenger odalarının ne kadar güzel olduğunu, insanları ne kadar sosyalleştirdiğini konuştum ve işte Wired diye bir magazin varmış, onda kapak yaptılar. 20 yıl geçti diyor, şu anda bunların insanları ne kadar yalnızlaştırdığını konuşuyoruz. Yani bir format atıldı aslında. Yani yalnız yaşayabileceğimiz, kimseye ihtiyacımızın olmadığı, arkadaşları sosyal medyadan ya da sosyal ortamdan, sanal gerçeklikten seçebildiğimiz bir hayata doğru gidiyoruz gibi. Şöyle bir şey yok mu aslında? Hepinize soruyorum. Yani bu bir sıra beklemenize gerek yok. Yani bir sohbet programı bu sonuç olarak. Ben beyni dönüştürebileceğine inanıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani bunların hepsi okey, yani olabilir. Bunlar böyle beyni dönüştürebilir veyahut da yani yaşamın bir parçası haline getirilebilir. Bundan sonraki hayat da çok önemli değil mi? Yani şimdi biraz önce Cem dedi, sen de aynı şeyi söyledin Gökhan. Diyorsunuz ki yani bir şekilde insanlar artık önlerinde bir televizyonla yaşıyorlar. Hocam artık aileler de öyle yaşıyor. Şu anda televizyondayız, biz yayın yapıyoruz. Ama bir yan odada belki bir dizi seyrediliyor. Öteki tarafta da belki senin YouTube'larını izleyen birileri var. Yani sosyal hayat artık çok bireysel olmaya başlamadı mı? Bu uzun yıllardır böyle. Yani Türkiye'deki evlerde çok sayıda televizyon girmeye başlayınca baba haberleri izliyor. Çocuk televizyonun başka programını izliyor. Anne bir dizi izliyor. Yani aile, aile olmaktan çıktı aslına bakılırsa. Yani benim bir zamanlar teklifim vardı. Ya Allah rızası için haftada bir gün televizyonları kapatın, 4 saatliğine, 3 saatliğine bütün aile bir grup toplantısı yapsın. Yabancılaşmasın. Yani aile kültürü birbirine bulaşsın. Ama bunu sağlamak zor oldu. Ya hocam, bizim evde bile 5 tane televizyon var. Herkes bir yerde. Hocam televizyon yine de çok fazla dikkati çekemiyor artık eskisi gibi. Yani reklam giriyor çok yavaş. Yani o yüzden tablet o kadar hızlı ki. Hatta hani ben bir ara sosyal medyada böyle video çekiyorum. Hocam aman 30 saniyeyi geçmesin. Dedim neden? 40. saniyeye kadar izlemez insanlar. Yani
o televizyondaki oturup ailecek, hani eski şeylerde var böyle çekirdek çitleyip, onlar falan bitti. 30 saniyede şimdi bir ekran değişsin. Şöyle bir problemimiz var Samuray. Ne yaşıyoruz biliyor musun? Şimdi ben tabii işin yapımcı tarafındayım. Kendi işim. Yani profesyonel hayatta. Diyoruz ki ya bir fikir geldi, hadi bunu filme çekelim. Eskiden bir sinema filmi yaptığımız zaman, yani onunla çalışırsın, uğraşırsın ve yayınlanır. Herkes onu bekler. Zaman için hani sıraya girer insanlar o yayını izlemek için. Şimdi ise dijitalden dolayı o kadar hızlı tüketmeye başladık ki, şöyle yapmıyor muyuz? Yani senin yapmış olduğun programlar da dahil olmak üzere. Hızlıya alıyor bir kere gençler. Nereye gidecek bu hayat? Sorun bu. Hızlıya alıyor, bir de çok hızlı tüketmeye başlıyoruz hayatı. Yani bir dizinin 10 bölümünü bir anda, bir akşamleyin uyumuyorsunuz, bitiriyorsunuz, oh diyorsunuz. Ve bir garip bir açlık başladı hocam. Diyoruz ki başka ne var? Bir de sabırsızlık başladı. Tabii işte bunlardan bahsediyorum. Nereye gider Samuray bu iş? Şimdi ben yeni bir insan türünün icat edilebileceği gibi bir iddia atacağım ortaya. Şöyle, çünkü bence dönüşüyoruz. Ya yani şimdi biz de eskiden hani tek kanallı dönemi hatırlıyorum ben. Ve hani televizyon 12'de kapanırdı ve herkes yatardı. Şimdi artık her şeye çok hızlı ulaşabiliyoruz. Dijital dünya bize bunu sağlıyor. Özellikle artırılmış gerçekliği şöyle bir özelliği var. Orada her şey sınırsız. Hayallerinizi sonsuza kadar yaşayabilirsiniz. Her türlü deneyimi bize yaşatabilecek bir dünya sunuyor. Ve gerçek dünyanın kaynakları bizim için bu şekilde değil. Her şeye ulaşamıyoruz. Her şey kıt, her şey herkes için de ulaşılabilir değil. Dolayısıyla orada bir avatar oluşturuyor kullanıcı. Ve bu avatara aslında kendisine sahip olmadığı ama özendiği, hayalini kurduğu bir sürü kişisel özelliği, dış görünüşten tutun, dış dünyada çekingen birisidir, orada çok atak birisine dönüşebiliyor mesela. Kendini koruyamayan, sınırlarını koruyamayan biridir, orada çok saldırgan, agresif birisi olabilir. Özellikle bir savaş oyunu olduğunda elinde bir silah var ve o silahı ateşlediğinde gerçekten o sesiyle, o hissiyle, o sarsıntısıyla, hatta şimdi koku duyusunu da eklemişler. Son oyunlar sürekli arttırılıyor gerçeklik. Gerçekten o silahı ateşlemiş oluyor. Ve bunun için hem çok heyecan verici, hem çok yeni bir deneyim, hem dış dünyada yaşayamayacağı bir şey. Ve bir süre sonra bu avatarla özdeşleşmeye başlıyor. Çünkü aslında kendi olduğundan memnun değil. Şimdi zaten bir çocuk ve ergenden bahsediyorsak henüz kimliğini oluşturmamış, henüz birey olmamış. O kimliğini inşa etme sürecinde böyle bir dünyaya girdiği anda çok bir paralel evren gibi bir sanal kimlik oluşuyordu ve o kimlik onun için aslında hayalini kurdu ama gerçek dünyada olamayacağı bir kimlik. Diğer taraftan dış dünyadaki sorunlarını zaten çözme becerisine sahip değil. Belki de sorunlardan kaçmak istiyor. O sorunlardan kaçmak için de sığındığı da bir dünya aynı zamanda. Dolayısıyla daha orada daha fazla vakit geçirebilir ve ne kadar dış dünyada sorun birikirse daha fazla orada kalabilir. Kaldıkça avatarıyla özdeşleşebilir ve bir süre sonra gerçekle sanalın sınırları silinmeyebilir. Yani o zaman ben kimim? Bir bakıma ne demek istiyorsun? Yani beyin de değişir. Bu bir zombilik şimdi, de değil aslında. Bu yani bir paralel dünyada şimdi, yaşamak. Ya şimdi şöyle düşünün, beynimiz adapte olan bir organ. Şimdi evrim bize ne diyor? Koşullar değiştikçe biz, organizmamız koşullara adapte olmaya çalışıyor. Neden? Çünkü hayatta kalmamız, survive etmemiz lazım. Şimdi hayatta kalabilmek için beyin de, şimdi bu metaverse evreni dediğimiz, hani bu bütün sanal gerçekliğin, artırılmış gerçekliğin içinde barındıran bu dünya, zaten bir süre sonra hepimizin dünyası orası olacak. Giderek, bu yapay dünya ama. Evet, ama hayatımızın her alanına girecek. Girmeye başladı zaten. Yani şimdi cerrahi operasyonları orada simüle ediyorlar. Tüketici üzerinde bir şey alacak, odasına bir dolap alacak. Önce onu bir deniyor, bakıyor, olmuş mu, ona göre alıyor. Otomotiv ve bütün sektörlerde, az öncesinde söylediğiniz gibi. Şimdi bizim de hayatımızın bir parçası olacak. Ve tüm dünya bunun içine girdiği zaman bizim beynimiz buna adapte olmayacak mı? Beynimizde yeni bağlantılar oluşmayacak mı? Şimdi çok bilimsel girmek istemiyorum ama mesela bir araştırma var. UCLA'de yapılan yeni bir araştırma. Çünkü bu anda araştırma da yok zaten şu an. Çok yeni bir dünya. Ama diyor ki, bu artırılmış gerçeklik oyunlarını oynayan kişilerin beyinlerinde mekansal bilgi işlemi yapılan bölgenin normalde gerçek dünyada mekansal bilgi işlemi yapan bölgeden farklı olduğu. Ya beynimiz bir anda adapte olmuş zaten. Fark nedir? Beynimizin belli bir bölgesinde yapılan bir işlem, o oyun sırasında bakıldığı zaman beynin bambaşka bir bölgesinde yapılıyor. Ve bu bizim gerçekte bildiğimizde tutarlı bir bilgi değil. Yani beyin dönüşüyor hakikaten.
Ama bu araştırmalar o kadar sığ ki şu anda, hani bu konuda ancak bir takım tahminlerde bulunabiliriz. Tabii teknoloji o kadar hızlı hareket ediyor ki, yani şimdi bir de şöyle bakın, mesela ben sosyal medyada çok içli dışlı değilim ama yani sosyal medyada biraz baktığım zaman bir kere orada kalıyorsunuz. Yani çünkü kurguyu kuran, yani bu sosyal medya sistemini, platformu oluşturan da insanların hızlı tükettiğini öğrendi. Şimdi ne yapıyorlar? 8 saniyelik değil mi? Hemen önümüzde 8 saniye. Ya hadi bir buna bakayım deyince arkadan bir de buna bakayım deyip bir bakıyorsunuz, inanılmaz bir zaman geçmeye başlıyor. Şimdi asıl sorun şu. Acaba bu bir de iyi bir şey de olabilir. Hani hep sorundan bahsediyoruz tabii ama ki. Tam tersi meğerse müthiş bir şeymiş. Çünkü bahsettiğim biraz önce Samuray. Şöyle değil mi? Şimdi soracağım, Samuray nedir? Merak ediyordur izleyiciler. Şu değil mi aslında olay? Hayat en önemli faktörü tecrübe elde etmek. Değil mi? Yani öğrenmek. Düşünebiliyor musunuz? Öğrenmek yani. Ne kadar çok şeyi öğreniyoruz, bir hani insan öldürmeyi de öğreniyorsun. Aynı zamanda oturup biraz önce Gökhan'ın dediği gibi, ya bir basketbol oynarken nasıl atılır. Şimdi bir de şöyle bakın. Şimdi biz diyelim ki F-35 uçuracağız. Pilot olacak. Onlara da simülasyon veriliyor. Bu da bir öğrenim. Yani bu aslında biraz farklı inceleyelim. Hep televizyonlarda gelen işin çok tehlikeli olduğunu söylerken acaba bu aynı zamanda iyi bir şey mi? Ya olumlu olabilecek taraflarını da savunan gruplar var. Bunu yaşayarak göreceğiz ama şu var. Mesela sanal gerçekliğe gelinceye kadarki teknolojilerin özellikle pandemiyle birlikte insanları daha da bireyselleştirdiği, yalnızlaştırdığı ve hareketsizleştirdiği tartışılıyor. Şimdi artırılmış gerçeklik gerçek hayatta, gerçek zamanda ama hareket etmeniz gerektiren bir dünya sunuyor. Dolayısıyla artık o immobil, hareketsiz insan hareketlenmeye başlıyor. Başkalarıyla etkileşime girmenize aracı oluyor. Dolayısıyla yalnızlaşan kişi başkalarıyla etkileşmeye başlıyor. Bazı gruplara girebiliyor. Ne oluyor? Sosyalleşmenin yeni bir yönü aslında ortaya çıkıyor. Hareketsizliğe, yalnızlığa bir çare gibi de gösterilebiliyor. Affedersin, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bütün toplumu %100 alanı kapsayacak şekilde bir kare olarak düşünün. Ve ortadan bir çan eğrisi çizin. %70'i toplum normunu oluşturur ortadaki. Bunun %15'i yazan, çizen, düşünen sanatçı takımı, %15 de suçlu takımı. Saldırganlığa eğilimli, defektif, genetik açıdan yüklü kişiler. İşte eğer bu kişiler bu arttırılmış gerçeklikle ilgili oyunları seçerken adam öldürmeyi seçiyorlarsa iş orada. Ama bu aynı zamanda iyi bir veri değil mi? Bu iyi. Yani veri olarak iyi de insanlık olarak kötü. Yani kimin suçlu olacağını da tespit edemez miyiz burada? Tespit edersiniz ama şimdiki hukuka göre suç işlenene kadar kişi masum olduğuna göre suç işlendikten sonra işten geçiyor. Değil mi? Öyle bir şey. Hocam yani, şimdi asıl konu... Pardon, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi burada o antisosyal kişilik problemi taşıyan ve saldırganlık dürtüsü taşıyan ve bu davranış örgütlenen kişi bunları daha çabuk benimseyebilir. Örneğin savaş oyunları, terör oyunları tarzında oluşturmuş oyunları sanal gerçeklik içinde sabah akşam keyifli oynayabilir. Ve bundan sonra kendisinin de içindeki bu içindeki bastırılmış öfkeyi, anneye babaya kızgınlığı, şuyu buyu evet tatmin eder ama bir de bir davranış biçiminde öğretir. Öğrettiği sırada da bu ileride günün birinde zaten suç işleyecekti ama suç oranı birdenbire zıplar. Ama o %15 kesimde. %70'lik kesim bu sanal gerçekliği bu kötü yönleriyle ele almaz. Kötü yönlerle ele almaz. İşte dediğin gibi Gökhan, basket oyunu oynanabilir. Örneğin
havayolu şirketlerinde simülatörler. Uçuş simülatörleri de sanal gerçeklik. Değil mi? Orada başka bir işe yarıyor yani. Ama hocam şöyle bir şey oluyor mu sonunda? Yani insan dediğimiz varlık sosyal bir varlık. Değil mi? Sizin işiniz bu. Varlık yani, da. Tabii. Eskiden de o. Eskiden. Ne diyeceğiz peki? Yalnız bir varlık. Yok şimdi. Ha, varlık mı acaba değişti dedim. Başka bir tanım mı yok koydunuz onu anlamadım sosyal da. Sosyal değişim. Onun için sosyal değişim. Şimdi şöyle sosyal bir varlık derken şimdi bir baktık tamamıyla tekil bir varlığa düştü. Şimdi bunun ardında bak KC'de biraz önce Serkan yazmıştı. Bu işin karşılığı zombi insanlar, zombi gibi gençlik mi geliyor? Belki zombi demeyebiliriz de daha kolay yönetilebilen, daha kolay yönlendirilebilen. Zombi derken neyi algıladın, niye karşı çıktın? Yok yani şu manada böyle bir zombi deyince çok duygusuz, yani insandan o duyguları almak çok kolay değil, yönlendirmek mümkün. Yani bir insanı tamamen duygusuz, o hani filmlerde zombi deyince benim aklıma The Walking Dead geliyor mesela, hani o tarz bir şey değil ama yönlendirmek çok daha kolay. Ama yönlendirdiğin zaman zaten zombi yapmıyor musun? Evet. Yani hani işte, yakın zamanda biliyoruz ki bir mantar karıncaları nasıl, biliyorsunuz hikayeleri, karıncaları nasıl yönlendirdiğini ve onları tükettiğini, hatta yeni bir dizi var değil mi? O dizide de bir mantarın insanları zombileştirdiği. Ne fark var? Evet, bir fark yok aslında yönlendirme açısından. Hayır, yani yönlendirdikten sonra, yani bilincin dışına çıkarttıktan şöyle, sonra ne fark var? Şöyle yönlendiriyor olacak zaten. Nasıl yönlendiriyor? Şu anda baktığımızda Türkiye'deki tablet kullanımına, cep telefonu kullanımına çok yüksek oranlar. Yani Türkiye derken dünyada yok mu bu? Dünyada da var ama yani biz birazcık daha, ben hani aklıma bir önce siz konuşurken şey geldi mesela, dünyadaki en gelişmiş ülkeler hangileri desek muhtemelen Japonya aklımıza gelir. Gambiya. İşte, efendim? Gambiya. İşte şey ülkeleri, bu Norveç, İsveç gibi. Bunların hepsinin ortak problemi yalnızlık. Aslında Arif Hoca'nın söylemiş olduğu iyi bir ironi. Çünkü ne kadar teknoloji yoksa o kadar gelişmiş, evet, değil mi hocam? Açısından evet, açısından gelişmiş diyebiliriz. Yani bizim o refah seviyesi yüksek dediğimiz toplumların en büyük sorunu şu anda yalnızlık. Yani hatta yalnızlık bakanlığı falan kuruluyormuş veya işte çok ciddi bir şekilde izole oluyor insanlar. Ya oraya doğru biz de Türkiye'de o güçlü aile yapılarımız yavaş yavaş bizim de çözülüyor. Yani eskiden apartman kültürü vardı, şimdi kimse kimseye selam vermiyor gibi. Bu dediğinizde haklısınız. Yani oraya doğru, böyle bir global dünyaya doğru bizi de çekiyorlar ve biz de gidiyoruz. Yani o neden elimizden düşüremiyoruz onları? Şimdi, çünkü algoritmler çalışıyor. Burada çekiyorlar diyorsun ya, sanki şöyle bir yer çekimi falan veyahut da gök itimi diyorlar ya şimdi. Yer çekimi, gök itimi falan gibi bir şey. Yani kim çeken Gökhan? Yani ne yapıyorlar? Ya şimdi, yani ne var karşımızda? Bu gençlerin başına neler gelecek? Yani aileler ne yapacak herkese? Yani bunu burada tam masaya yatıralım. Yani ne olacak? Şimdi diyelim ki, biraz önce de anladım evet dediğinizi. Yani bir üst sistem, diyelim ki işte dijitalleşmeyle beraber gelecek kuşakları şiddete yöneltiyor. Ya da yalnızlaştırıyor ya da zombileştiriyor çocukları diyelim. Ya benim aklıma şeyi sormak geliyor. Yani bizim elimiz armut mu topluyor? Yani anne babalar ya da o ailedeki diğer koşullarda... Yani hocam iyi bilir ya da sizler de öyle, yani bağımlılıkta da hedef seçilen çocuğun kendi iç dünyasındaki mutsuzluğu, keyifsizliği ya da işte gerçekten genetik yatkınlıkları rol oynar ya. Hangi bağımlılığı konuşursak konuşalım bu arada. Şimdi bu dünyanın içerisine girmiş, bir de diyelim ki bu çocukları hedef seçen bir kitle var. Biz bundan sonra 2020'lerin çocuklarını zombileştireceğiz diye de karar aldılar diyelim. Bir distopya filmine doğru gidiyorum şu anda ama. Diyelim ki bu kararı aldılar. Yani o evde anneler babalar var. Bu çocuklar yalnızlaşırken neredesiniz siz? Belli ki işte bu artırılmış gerçeklik dünyasının içerisine girmiş olan çocuk o dünyanın içinde kaybolurken. Baba da belli ki içeride televizyonun başından kalkmıyor belki. Hedef da, bence sadece çocuklar değil zaten. Değil zaten. Ya da anne de oraya bakmıyor. Tüm dünya mı diyorsunuz? Öyle. Böyle karı bir koca yani yabancılaşıyor ya. Evet, evet, evet. Peki ama şimdi şöyle bir şey yok mu? Bak, Serkan güzel bir soru sordu. Onu sana ileteyim. Diyor ki, ya diyor, şimdi biz biliyoruz ki senin anlattığın gibi herkes şey olmaya başladı. Hani tekil olmaya başladı. Veyahut da bu dijital dünyaya da pozisyon almaya başladık. Dedik ki biz bu işte
İşte şunları yapacağız, şu programları kullanacağız filan. Kullanmayan bu yurda dezavantajlı mı? Bir kere o programlar ya da arttırılmış gerçeklik işlevsel kullanıldığı zaman bence çok keyifli. Hatta bizim alanda bile bir küçük bilgi, bu AR teknolojisi arttırılmış gerçeklikle ilgili artık fobiler üzerine tedaviler geliştirilmeye başlanmış durumda. Bir takım taşırma teknikleri ya da bir takım tekniklerle, detaya girmeyeyim. Ama hepimiz bunları bir şekilde ilgimizi çekiyorsa ya da dünyamızın bir parçası olacaksa, işlevselse uyumlanmak ya da kullanmak, hayatımızı kolaylaştırmak. Benim babaannem Facebook'ta şu anda. Hayatıyla ilgili bir alan daha açmış durumda kendisine mesela. Mutlu mu? Mutlu çünkü tek işi Facebook değil. Yani hayatıyla ilgili yaşam sevincini körükleyecek başka şeyler de yaşayabiliyor bununla. Yani örnek olarak veriyorum bunu. Ama şöyle, hayatının yani yaşam parametresi içinde ne kadar vakit ayırıyor? Onu diyorum. Tabii. Yani o bir denge. O dengenin içerisinde o örgüsünü de yapacak, yürüyüşünü de yapacak. Dedeyle de ilgilenecek. Sonra gelecek Facebook'ta Hanife doğum gününü kutluyorum yazacak arkadaşına ve devam edecek hayatına. O ona başka bir etkileşim sağlıyor. Bunu başka şekillerde çocuğa, ergene uyarladığımızda da böyle. Hani bu dünya buraya gidiyor ya artık, işte koku gelişti. VR gözlüklerle beraber artık dünyanın içine giriyoruz. Dokunsallık var arttırılmış gerçeklikte. Şimdi bu keyifli tabii, keşfedilecek bir şey. Hele ergenin dünyasını düşünün. Ama bütün dokunsallık ya da bütün duyumlar buralardan gelişiyorsa, burada gerçek temas yok. Yani şey gibi bir klişeden bahsetmeyeceğim. Biz eskiden ne güzel kitap kokusu alırdık. Şimdi sesli kitaplarda o devir de bitti. Yani ben seviyorum kitap okumayı. Oradan da oradan da. Ama bu çocukların dünyasında bu dokunsallık ya da bütün bu duyumlara fazlaca düşme ya da buradan beslenme eğilimi geliyorsa, ben şeyi sorarım. O baba çocuğuna gerçekten ne kadar dokunuyor? O çocuk sokakta ne kadar fazla gerçekten gördükleriyle ilgileniyor? Yalnızlaştırılmış çocuklar bu sistemle yalnızlaşabilirler. Anne babası zombi olmasına izin vermiş çocuklar, kötü de bir tabir ama, ancak zombileştirilebilirler. Şiddet eğiliminin beslendiği çocuklar oyun aracılığıyla şiddete daha eğilimli olabilirler. O yüzden de biz, başa döneceğim, anne baba olarak, ben de baba olarak söylüyorum bunu, elimiz armut toplamıyor. Sistem bizi buna zorlarken aslında. Soruya da cevap vereyim hemen ama, hocam. Özür dilerim. Tabii ki. Sen olayın çok fazla farkında olan birisin. Dolayısıyla senin için bunu denetlemek çok daha kolay. Doğru, doğru. Ama hiç farkında olmayan, eğitim seviyesi düşük, doğru, çocuğu tahsilli ve de lisede okuyan bir ailede bunu sağlamak çok zor. Zor, doğru. Yani biz Deniz Yıldızı hikayesi gibi tek tek gidip, işte siz de öyle, sizler de anlatıyoruz her yerde ama çok doğru söylüyorsunuz. Çok o yüzden zor. De anlatıyorum. Ama biz bu dünyanın ne kadar içinde olacağız kısmında da bence bu dünyanın içinde olmalıyız. Bunu görmemek, şimdi, dünyayı görmemek gibi. Şöyle tabii %100 haklı olabilirsiniz. Tabii biz o kadar, yani ben belki hocam size daha yakın olduğu için yaş olarak, biz belki bu süreci çok hızlı yaşadık. Yani karanlık bir dünyadan geliyorum ben. Lüks lambaların çalıştığı. Şu anda interneti kullanıyorum. Belki siz de öyle değil mi? Hani yaşadınız. Şimdi bakıyorum çocuklara. Çocuklar eksik bilmiyorlar. Yani elektriksiz bir dünyanın ne olduğunu, buzdolabı yerine telli dolapların kullanıldığı bir dönemin yaşanmadığı, otomobil ve otomobilin hiç olmadığı, yürümenin, yani okula giderken yürümenin olduğu bir dünyadan bir anda böyle hızlı bir şekilde servislerin olduğu, işte insanların daha çok dijitalle uğraştığı bir dönem. Ama bu şöyle bir şey değil mi? Yani bu bir artık süreç. Yani bu süreçte pozisyon almak, yalnızca onun dışında, hani senin söylediğin gibi, iyi bir anne baba olmanın dışında neler getirecek bize? Veyahut da başka önlemler olabilir mi? Yoksa bu süreci toplum olarak, dünya olarak yaşayacağız mı diye soru soracağım ama bir reklama gittikten sonra Arif Hocam. Top sende. Efendim, ufak bir reklama gidiyoruz, hemen geleceğiz. Evet sevgili dostlar, kayıt dışı devam ediyor. Sizden de sorular geliyor. Arif Hocam, size bir soru, bir söz. Sözünüz var. Diyorsunuz ki antidepresan hapları toplasanız İstanbul'da kimse yaşayamaz. Ne demek hocam bu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yapılmış araştırmalar var. Antidepresanlar
çok ciddi biçimde intihar oranlarını düşürürler. İntiharı önlerler. Bu klasik bir bilgi. Ama doktor kontrolünde kullanacağız. Avuç avuç içilmeyecek, evet. Tabii yani. Avuç avuç içilmeyecek. Dolayısıyla eğer gerçekten bir İstanbul'da psikiyatrları yok sayın, yaşayamazsınız gibi geliyor bana. Anlatabildim yani mi? Bu matematiksel bir matematiksel belge mi hocam? Matematiksel bir şey canım. Matematiksel bir şey. Yani bir hastaneyi boşaltın, tedavi edilmesin, bakalım ne oluyor etrafta. Tedavi yani, edilmemiş. Antidepresan mı verelim insanlara? Buraya hayır, mı gidiyor? Hayır. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi antidepresanlar ayrı bir grup, evet. Nöroleptikler ayrı bir grup. Efendime söyleyeyim, antiepileptikler ayrı bir grup. Onlar ayrı mesele. Yani antidepresanları genelde psikiyatrik tedavide kullandığımız ilaçlar gibi lütfen düşünmeyin. Anksiyeteyi, endişeyi, kaygıyı, maygıyı falan gidermek için kullanılan toplumun %30'u obsesif. Ciddi biçimde obsesif. Bu oran Amerika'da %50'lerin üzerine çıkmaya başladı hocam. Yani ilaca bağımlı bir dünya mı geliyor i̇laca artık? Bağımlı, ne olacak bu? Bu gereklilik. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Roma zamanında, Roma döneminde ortalama insan ömrü 45 yaştı. 45. Şimdilerde 85. Bunu sağlayan tek şey tıp teknolojisi ve ilaç endüstrisidir. Bunu sağlayan tek şey artan bilgi, tıp teknolojisi ve ilaç endüstrisi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla her şeyi ayakta tutan şöyle böyle ilaç almak zorunda kalan insanlar, tedavi kasıtlı. Tedavi edilmesi gereken insanların ilaç almaları toplumu ayakta tutuyor. Çünkü bizim bir amacımız var, insanı çalışır vaziyette tutmak, hayat kalitesini tutturmak. O zaman hocam tutturmak. Şöyle bir şey değil mi? Biraz önce hepinize soruyorum soruyu. Şimdi ne güzel, ilaç vermedik adama, aynı şekilde dijital bir oyun verdik. Olabilir mi? Olmaz. Niye olmaz? Olmaz. Niye olmaz hocam? Çünkü birisinin gitti, şimdi bakın, beynin çalışma mekanizması biraz farklıdır. Beynin. Beynin çalışma mekanizması 10 milyarın üstünde nöronun birbirine ilişkiyi kurduğu bir ağ sistemi var. Ve çok kompleks bir ağ sistemi. Dolayısıyla ilaç doğrudan doğruya ilgili reseptörüne kakıp giderek bozulan reseptör fonksiyonunu normale getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu dediğiniz arttırılmış şey mi? Gerçeklik. Ha, gerçeklik mi? Onunla bunu sağlamanız mümkün değil. Katılıyor musunuz? Hepiniz katılıyor musunuz? Şimdi, ama yani... böyle bir yanlış yok mu? Şimdi bakın, bu doğru olsun. Yani insan beyni frekanslarla çalışıyor değil mi? Bütün hayatın varoluşu frekanslar üzerine kurulu. Yani frekans bozukluğunu başka bir cihazla düzeltsem olabilir hocam, mi ilacın dışında? Olamaz. Frekansın evet. Hocam ne bozuyor bir defa ona bakalım. Mesela. Ama frekansla ne bozuyor deyince olamaz dedi yani, hocam. Yok yok şöyle yani gelen şey o oyunla düzelte yani bozan oyundan şeyi. Oyundan bahsetmedim. Ha. Herhangi bir. Ha belki ileride öyle bir tedavi yöntemi bulurlar. O dijital sistemle, şimdi TMS yöntemleri falan var. Çok ileri şeylerde kullanılan, hani ilaçların işe yaramadığı. Yani şimdi şöyle, niye biz mesela ilaçla ilgili konuşuyoruz? Şimdi İstanbul'da, ben bir yıldır İstanbul'dayım. Herkes bana şunu soruyor, niye buraya geldin? Dedim ki siz niye buradasınız? Kimse gitmiyor. Yani insanlar kendini burada strese sokuyor. Sonra diyorlar ki işte psikiyatristler ilaç veriyor. Yani dönün şehrinize, yani ne bileyim Tokat'ın köyüne dönün, kaygınız azalacak. Geçim sıkıntınız azalacak. İnsan ilişkileriniz güçlenecek. Üretimini hani, düşecek. Yani üretim belki de yükselir, tarım yapılır. Bilmiyorum, Türkiye'de düştüğünü düşünürsek.
Çocuklarınızla daha çok vakit geçireceksiniz, trafikten kurtulacaksınız ama kimse dönmüyor. Ve daha sonra diyorlar ki psikiyatristler insanları zehirliyor. Yani siz o duruma düştüğünüz için, hani günümüzde sağlıksız besleniyoruz, kolesterol ilacı üretiyorlar. Yani biraz önce Gökhan Hocam dedi, elimiz armut mu topluyor? Gidip yiyoruz onları. İlaç sektörü de kolesterol ilacı üretiyor. Bu ama çok çok siyah beyaz bir şey değil mi? Yani kötüye kullanım denilen mesele, doktor kontrolünde olmayan bir şekilde insanların gerçekten belki ihtiyaç duyduğu zaman kadar değil de daha fazlasında aslında hayatını bununla sadece düzenlemek üzerine. Yani hocaların hepsinin kıymeti çok büyük. Gerekli durumda da gerçekten antidepresanların insan hayatında yarattığı katkı ya da bir dönemin içerisinden aslında bütün o depresif eğilimlerden, intihar eğilimlerinden sıyrılması, bu katkı önemli bir katkı bence bütün topluma. Diğer taraftan psikoterapi de candır bir klinik psikolog olarak. Oradaki eşlik, süreç, bütün bunların hepsi de tabii ki yanında olduğunda çok daha iyi bir katkı. Ama sizin sorduğunuz şey de şu var, yani arttırılmış gerçeklik ya da teknolojiyle ilgili ihtiyaç duyduğu bir şeyi yerine koymak, hani belki başka bir alan, ilacın işlevselliği başka bir alan. Ben ilaçtan bahsettim. Evet. Yani biz bozukluğun kendisi herhangi bir şekilde. Yani bu kanser de olabilir veyahut da başka bir rahatsızlık da, ruhsal bir rahatsızlık. Frekansla ilgili değil mi? Bir frekans bozukluğu var. Ama yani bir şeyler doğru gitmiyor. Özür dilerim. Lütfen hocam. Şimdi frekans diye genellemeyelim bunu. Çünkü beyin hücrelerinin organize çalışabilmesi için gerekli aksiyon potansiyeli 70 mikrovolt seviyesindedir. Tamam. Ama bunun buraya siz 100 mikrovolt verdiğiniz zaman o sistem bloke olur. İşte yine frekans farklı verdiniz. Şimdi o frekans fark etkisizleşir. Yani etkisizleşir. Yani hocam burada şey olmadı mı? Yani belirli bir frekansta X mikrovolt kullanacakken onu arttırdığınız zaman frekans eşiği artmış oldu. Dolayısıyla ama, bozuldu sistem. Ama sistem yandı. Yandı tamam. Yakmamak lazım. Tabii demek yakmamak. Ama ilaçla düzeltebileceğiz mi bunu? Tabii yanan bir şeyi. Yanan bir şeyi düzeltemezsiniz. Ölüyü düzeltmek gibi bir şey oluyor. Tabii onun için dedim. Bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani vücudun organize biçimde beynin çalışabilmesi için gerekli optimal elektrik voltajı şart. Bunun altında, üstünde mesela epileptiklerde çok daha yüksek bir voltaj yayılıveriyor beyne. Trak bayılıyorsunuz hemen. Yani frekansı arttırıyorsunuz. Tabii. Voltaj artıyor. Tabii. Beynin organize çalışabilmesi için, sistematik olabilmesi için belirli eşikte bir takım uyarılarla çalışması gerekir. Bu çok şart. Bir de hocam nörotransmitterler de var. Tek elektrik değil yani. Hani beyindeki tek sistem elektrik değil. Nörotransmitterle tabii yani. Elektrik kablosu yok. Evet. Yani nörondan nörotransmitterler olmasa. İlaçlar biraz onu düzenliyor evet, aslında. Evet. Yani hocam müsaadenizle şöyle bir katkıda ben bulunmak isterim. Şimdi bizim beynimizin evet bir elektrik frekansı, bir de biyokimyasal bir dengesi var. Şimdi bu zaten iç içe, yani kimyasal iletiye, elektrik iletiye, elektrik iletiye, kimyasal iletiye dönüşüyor ki beynimizde bilgi bir yerden bir yere taşınıyor. Ve strese maruz kalan bir beyin bir süre sonra bu elektriksel ve kimyasal dengeyi kaybediyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor çok basitçe. Hocamın dediği gibi işlevsellik bizim için nihai hedef. Eğer kişinin işlevini bozan bir ruhsal sorun varsa biz bunu nasıl düzeltiriz de kişiyi tekrar hayata geri kazandırırız? Yani bunun için i̇şte psikoterapiler hocam ve ilaç tedavileri başlıca iki tedavi yöntemi. Bir de ilaç tedavileriyle aynı sınıfta değerlendiren biyolojik tedaviler dediğimiz bir grup var. Transkranial manyetik stimülasyon gibi, derin beyin uyarımı gibi, bizim işte hastanede yatan hastalarda, ağır hastalarda kullandığımız elektrokonvizyif terapi ya da halk arasındaki şok tedavi ya da şok elektroşok dediğimiz tedavi. Ama TMS elektroşoktan üçte bir daha düşük. Tabii yani EKT'nin zaten bence tahtıda bunların hiçbir tedavi. Bunların benim için hiçbir anlamı yok. Hocam bilmiyorum. Ertan Hocam. Biraz daha yani, anlaşılır şeyler söyleseniz. Şuraya gitmeye çalışıyorum. Toparlayayım. Tamam. Şimdi arttırılmış gerçeklikte zaten az önce siz de söylediniz, fobilerin,
İşte obsesif kompulsif bozukluğun, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde zaten kullanılmaya başlandı. Ya şunu söylüyorum yani gerçekten bak, o da beynin birisi, kimyasını düzeltebiliyor. Sometimes Demet diye bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki. Sometimes. Evet. Bence mutluluk etiketimiz. Konu çok iyi ama 20 yaşında olan oğlumu bilgisayar oyunun başından alamıyorum. Bu sigara bağımlılığı gibi bir şey. Bir nevi hastalık. Bunun da çözümü olmalı. Ben genelde dijital detoks yapıyorum. Başka neler yapabilirim demiş. Yani kendine göre tabii hocam. Cevap vereyim. Şimdi geldiğimiz çağda artık internet haberleşmesinden, dijital teknolojiden geri gitme imkanımız yok. Cep telefonsuz insan yok. Eskiden bip cihazı kullanıyorduk. Hastaneye telefon gelirse hastaneye arayın gibi. Bilir misin sen o bip cihazlarını? Hı hı. Hadi yalan söyle. O kadar yaşlıyım vallahi biliyorum. Çağrı cihazı derler. Dolayısıyla öyle bir şey ki nerede kaldım ben ya? Blok. Geri dönüş yok artık. Geri dönüş yok. Dolayısıyla hanımefendinin sorduğu soru 19 yaşındaki genci anlamadığını gösteriyor. 45 yaşındaki bir hanımın 19 yaşındaki genci yeterince algılamadığını ve anlamadığını gösteriyor. Bunun için şunu yapması lazım. Ben 19 yaşında nasıldım diye kendine sorması lazım. O güne geri dönmesi lazım ki çocuğun anlayabilsin. Ama o günkü hayatla bugünkü hayat, o günkü enstrümanlarla, Şimdi o öğrenme ihtiyacı, araştırma ihtiyacı, bilgilendirme. O zaman sinemaya gidiyorduk hep beraber, hep birlikte. O da yani 19'da sinemaya gitmek için zorlamıyor muydum annesini, babasını? Zorluyordu. Şimdi sinema yerine laptoplar geldi. Değil mi? O bakımdan. İhtiyaçlar aynı aslında. İhtiyaçlar, yani psikolojik ihtiyaçlar değişmez. İnsanın doğasında. Hocam çok özür dilerim. Şeyi bir söylemek istedim. Dediniz yani biz elektriğin olmadığı işte o zamanlardan bu zamanlara geldik. Evet işte teknoloji geldi, elektrik geldi. Ama diğer taraftan çok bariz bir gözlem var ki ortada. Çocuklara verilen sevgi, onay, değer, şefkat, ilgi, şefkat bunlar azaldı bu hızın dünyasında. Hani bu hanımefendi için söylemiyorum ama anne babalar bir türlü bilgisayar başından alamıyorum ya da işte şöyle bir şeye müdahale edemiyorum derken çocuğun gerçekten ne yaşadığına da bakmıyorlar. Bir de bu işin bir bağımlılığa ya da bir kopulamayan bir yere gitmesi için anne babanın şuna bakması gerekmiyor mu? Ya sıklık artabilir. Belki bu çocuk bugün artık oyun mühendisliği diye bir yani teknolojilerle ilgili meslek, bilgisayar mühendisi olabilir, yazılımcı olabilir. İleride dünyayı değiştirecek oyunun yazılımını yapabilir bu çocuk aslında orada geçirdiği zamanla beraber. Ama şuna bakmasında fayda yok mu? Bu çocuk oyun oynamadığı zaman huzursuz mu, keyifsiz mi? Yoksunluk yaşıyor mu? Toleransı nasıl? Sorun çözebiliyor mu? Yani? Sorun çözebiliyor mu? Sosyal hayatında gerçekten çok yalnız da bir tek orada mı mutlu oluyor? Bence bu bir sorunsa sorun burada. Sorun. Hı. Demiş ki... bakıyorum kimden gelmiş? Ali diye bir arkadaşımızdan gelmiş. Hı. Bence mutluluk etiketimize yazmış. Arttırılmış gerçekçiliğin ilerlemesi sonucu gelecek nesillerin üzerindeki etkisi nörolojik mi olur yoksa ruhsal mı olur demiş. Ve arttırılmış gerçekçiliğe uyumu kolaylaştırmak için uyarıcı ilaçlar ve benzeri maddelerle ulaşım kolaylaşıyor olabilir mi diyor. Cevap vereyim mi? Lütfen hocam. Şimdi psikiyatrik ya da ruhsal ya da nörolojik diye ayırmak mümkün değil. Beyin bir bütün. Beyin bir bütün. Dolayısıyla daha çok biz davranış alanını, düşünce ve duygulanım alanını bahsettiğimize göre nörolojik problemden bahsetmiyoruz. Ama biz bunları da oluşturan şey beynin kendisi. Beynin kendisi. Dolayısıyla o ayrımı yapmak yanlış. O bir. İkincisi
ne sormuştu orada? Başka bir şey daha sormuştu. Hocam diyor ki genel olarak biz uyarıcı diyor, ilaçlarla ilgili bir şey. Bu diyor sistemi kullanmaya başlayınca ilaçlara daha çabuk ulaşmaya başlamadık mı diyor dijitalizmle birlikte. Bir eksik ve yanlış bir yorumu. Katılıyor musun? Ben de öyle düşündüm Arif hocam gibi. Çünkü hani bağlantıyı anlamak lazım. Ben anlayamadım. Yani şunu söylüyor. Şimdi elimizde şu anda. Samuray şeyler var değil mi? Her şeye ulaşabiliyor insanlar. Aslında asıl konunun ortasındaydık biraz önce. Şöyle. Yani hızlı tükettiğimiz bir dünya var artık. Elbiseler çok hızlı tüketiliyor. Yine eskiye döneceğiz hocam. Yaşımız daha çok çıkacak ama. Eskiden bir ayakkabı, iki ayakkabı varken şimdi kadınların ayakkabı odaları var. Şimdi yani bu kadınların ayakkabı odaları var derken çocuğun da tüketim hani alışkanlıkları çok hızlandı. Ama bir bakıyorum bu yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Belki Cem sen ergenlerle uğraşıyorsun. Çünkü şöyle yavaş yavaş tüketim azalmaya ve az yapmaya başladılar. Aynı Bill Gates veyahut da Zuckerberg gibi daha yani kendine yetebilecek, daha küçük, daha minimal hayatlar tercih etmeye başladılar. Bence öyle değil. Şundan dolayı mesela Gökhan hocama da biraz önce hani çocuklarına sevgi ben en büyük problem böyle çok ters bir şey olacak ama şu anda aileler çocuklarını çok fazla seviyor. Bence çok büyük sıkıntı bu. Yani şimdi işleri güçleri Gökhan onları mutlu etmek. Farklı bir şey söylüyorsun. Evet. İşleri güçleri nasıl mutlu edelim ve hani mutlu etme şekilleri değişti. Evet. Ne yapıyorlar? İşte tüketim orada çok aslında güzel bir şey söylediniz. Yani tüketim anne babalarda var şu anda. Çocuklar hep aslında biz çocukları suçluyoruz ama bizden geçiyor. Yani anne baba alacak. Evet yani. Ama biz de alıyoruz. Yani anne babaların mı şu anda bakın hani ayakkabı odası annelerin var çocukların yok. O çocuğu anneye gören çocuğun da ayakkabı odası oluyor veya ne diyor anne kendime bu kadar şey aldım. Şu çocuğa da diyor bir tane de güzel tablet alayım. Bir güzel cep telefonu alayım. Hı-hı. İşte bir oda kurayım. Yani bunun sonucunda sözünü kestim lütfen bağışla. Estağfurullah hocam. Ego gelişiminde çok ciddi bir zaaf oluyor. Çok ciddi zaaf oluyor. Dürtüsel davranan, çıkış, sevgi. Kendine dur diyemeyen bir çocuk çıkıyor karşımıza. Cem hocam aynı sevgiden bahsetmiyoruz. Evet evet. Yani bu sevgi ama sınırsız sevgi zarar verir. Kesinlikle. Şekli değişti. Evet yani bu sevgi derken hani çok sevmek ve sevdiğin için de ona bütün nesnel, bütün somut ihtiyaçları için fazla fazla vereyim. Bu anne baba hangi boşluğu dolduruyor acaba? Evet. Yani ona cihaz vererek veremediği neyi vermeye çalışıyor acaba? O konuda hemfikiriz aslında. Çünkü aynı sevgi değil bu. Kesinlikle. Yani bir boşluk doluyor ama o boşluk aslında boşluğu daha da büyütüyor. Yani çok sevdiğimiz sen için... Sen nasıl bir sevgiden bahsediyorsun? Şimdi bak kayıt dışındasınız ya. Şöyle bir şey yapmayın. Hani birbirinize hani aynı... Biraz önce ayrı bir şey söyledim. Yok aynı şeyi söylüyorum. Hayır ama fakat... şimdi... İfade bak, değişti. Şimdi ifade değişti dediğin zaman ortada kuyu var yandan geç oluyor bu programda. Olmaz. Çok net belirleyelim. Sen diyorsun ki nesnel bir tüketim var. Aileler çocuklarını çok sevdiklerini göstermeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar ve bu yolda Gökhan çalışıyorlar. Gökhan da diyor ki bu böyle değil. Aslında insanlar sevgilerini göstermiyor. İkiniz farklı şeyler söylediniz aslında. İşte o sevgiyi farklı şekilde göstermeyi de bilmiyoruz sanki. Yani bu benim şimdi ailelerle ben çok görüştüğümde yani bütün şey maddi şeylerle kapatılmaya çalışılıyor. Şimdi mesela anne akşama kadar çalışıyor eve geliyor. Yani en güzel yapacağı şey nedir? Çocuğuyla bir saat oynamak. Ama yanında gelirken bir hamburger getirdiği zaman çocuk çok daha mutlu oluyor. Ya da bir oyun karakteri alındığı zaman şu anda dikkat edin karne hediyeleri hep teknolojik ürünler. Yani o vakit geçirmeyi aslında farklı nüansta söylüyoruz ama... Ama şöyle de bir şey yok mu? Vakit geçirmeyi yani, kaybettik. Şimdi çocukların mutlu olması şöyle bir şeyle ilgili. Benim de kızım var. İşte 13 yaşında şu anda. Mesela bakıyorum arkadaşlarının tükettikleri şeyleri... Hani veyahut da onları için popüler olan şeyleri... Ona hediye ettiğimiz zaman mutlu oluyor. İşte şimdi bak tam tersi... Yani insanlar artık eğer ki hani o şimdi diyorlar ki X bir telefon aldık. O markanın iyisi veyahut da üst markasının dışında aldığı zaman
telefon ihtiyacını değil, o markayı aldığın zaman mutlu olmaya başlıyorlar. Senin söylemek istediğin bu. İşte doğru mu? Siz evet. Sizin... Tamam. Ama Gökhan başka bir şey söylüyor. Sizin Gökhan söylediğiniz ki, şey şöyle sevgiyi doğru. Sevgiyi göstermek lazım aslında. Kesinlikle. Ama sen diyorsun ki sevgiyi başka türlü gösteriyorlar. Evet. Şimdi sizin söylediğiniz işte toplumu evirmek bu işte. Yani şu anda insanları böyle mutlu olacağına inandırdık. Yani nasıl mutlu olursun? İşte belli elbiseleri giyerek, belli yerlerde tatil yaparak. Değil mi? Şu anda Instagram'ı ben öyle diyorum. Instagram'a fotoğraf koymayı yasaklayın. Tatile gidenlerin sayısı yarıya düşer. Yani pek çok kişi sadece o Paris'ten fotoğraf atabilmek için oraya gidiyor. Peki bu ebeveynler kendilerine sormuyorlar mı? Ben onun yaşındayken neyle mutlu oluyordum? Beni mutlu eden şey. Problem işte o mutluluk zaman bir şey bulamıyordu. Evet. O zaman bir şey. Ne demek istiyorsunuz? Mutluluk diye bir şey mi var? Evet. Yani mutluluk diye bir şey yok. Hocam, yani ben o zaman ne Gökhan'a ne de Cem'e hiç katılmıyorsunuz. Benim bir konuşma öncesi söylediğim bir şey orayı destekleyecek. Şu bakımdan destekleyecek. Şimdi sizin dediğiniz gibi en son model telefon, en son model arkadaşında bulunan şeyler çocuğu mutlu ediyor. İyi de burada şu var. Çocuğun yokluğa katlanabilmesini geliştirmek lazım. Bu ego gelişimi için, kişilik gelişimi için çok şarttır. Eğer egoyu geliştirmezseniz yarın her istediğini vurarak, kırarak, bağırarak, ağlayarak alan çocuk görürsünüz. Hocam şöyle, eskiden erişkinler bunlara ulaşamadığı için bir mutsuzluk hissediyorlardı. Bence o da bir mutsuzluk değildi ama ego gücüydü aslında. Hani şu anda ebeveynler zaten bizim bir tanıdık bunu söylemişti. Bir hocamız çok katılıyorum ya. Oyuncakları çocuklara göre yapmıyorlar şu anda. Şimdi yetişkinlere göre yapıyorlar. Şimdi yani, bak biraz önce karşı çıktığım bir şey var ya hani zombi nesiller mi geliyor diye. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu da bir bakıma zombilik değil kesinlikle yani. O. Yani yani bunun tanımı illaki zombi yani Walking Dead gibi bir şey değil. Değil. Yani önemli olan bir insanın beynini ele geçirmek değil mi? Yani Walking Dead'te de bahsettiğimiz bir işte virüs bir insanın beynini ele geçiriyor ve ona istediği her şeyi yaptırabiliyor. Veyahut onun istediği aynı bu mantarda olduğu gibi. Şu an işte gibi. Hani Samur hocamız dedi ya biraz önce mesela işlevsellik şu anda işlevsellik de değişti mesela. 100 yıl önceki insan aldığımızdaki işlevsellik tanımlarıyla şu andaki farklı. Yani, ne demek istedin? Mesela psikiyatrist olarak dediniz ya işlevselliği korumamız lazımmış. Yani 100 yıl önceki işlevsellikle şimdiki mesela ben şey diyorum bizim dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğumuz var. Bazen öğrencileri anlatırken diyorum ki yani köyde bir çoban bana getirseler dikkat problemi demem için koyunlarını kaybetmesi lazım, yolunu kaybetmesi lazım. Ama şu anda günde 3000 soru çözen bir çocuğun soru kaçırmaması lazım. Yani işlevsellikler değişti. Mutluluk kavramları değişti. Değişti. Yani ebeveynlik de değişti. Ebeveynlik de değişti. Bir tanım koydu şimdi. Üstad dedi ki mutluluk diye bir şey yok ki. Ne anlatıyorsun? Sen hangi tanımdan bahsediyorsun demek olmuyor mu bu sana aynı zamanda? Evet işte. Veyahut da Gökhan bir hayalet kovalıyoruz. Olması mutlu etmesi belki lazım falan. Tatmin diye bir şey var. Yani, yani burada tatmin diye dediğimiz şey yok da yok. Oradaki ihtiyacı şimdiki mükemmel ebeveynler. İstediğinize ulaşmak. Aynen öyle. Ne kadar hızlı bir şekilde etmek. O ihtiyacı karşılarsa o kadar hızlı bir şekilde çocuğu doyuma ulaştırıyor. Ama doyum eşiği giderek yükseliyor ve çocuk daha fazla şey beklemeye başlıyor. Şimdi proje çocuklar diyorlar ya aslında erişkin de kendi çocukluğunda belki sahip olamadığı, ulaşamadığı hayalini kurduğu bir takım idealleri çocuğun üzerinde gerçekleştiriyor. Onun projesi. Ben eksik kaldım. O eksik kalmasın. Bir de herkesin çocuğuna yapılıyor. Benim de yapmam lazım. Şimdi artık evet mutluluğun da ebeveynin de tanımı değiştiğine göre işlevselliğin de tanımı değişiyor. Mutluluk demeyelim. Doyum diye. Doyum evet. Doyum daha 4-5 tane şeyi mutlulukla karşılamaya çalışıyoruz duygu ismi olarak da orada karışıyor galiba işler değil mi hocam? 4-5 tane şey ne? İşte aslında bir şeye ulaşmanın getirdiği tatmine de mutluluk demeye başlıyoruz. Huzura da mutluluk demeye başlıyoruz mutluluk hayat içerisinde. Nedir? Yani aslında benceden öte şöyle bu kadar yanlış kullanıldığı için sıkıntı.
Ama hani hayat içerisindeki çok temel duygularımız var ya, her insanda bunu yaşaması gerekiyor. Korkmamız lazım yaşamak için, sınırımızı koruyacağız. Utanmamız lazım, değer yargılarımızı koruyacağız. Öfkelenmemiz lazım, sınırlarımızı koruyacağız. Mutlu olacağız ama bu burada bahsedildiği gibi değil. Özellikle anın içerisindeki hazdan da bahsediyorum. Kendimizi gerçekten yaşam içerisinde bırakmış hissettiğimiz o güvendelikle beraber gelen anlardan da bahsediyorum. Bunlar temel duygularımız hayatın içerisinde. Şimdi yalnız şunu söyleyeceğim. Bütün bu duygulardan yoksun bırakıyoruz çocukları. Aslında söylediğiniz de o. Yani karşıt fikirde olmak için uğraşıyorum ama olmuyor. Hani aynı fikre geliyoruz yine. Yani canı sıkılmayan çocuk aslında büyüyemez, psikolojik olarak. Yoksun kalmayan çocuk büyüyemez aslında. İşte bunu söyledim biraz önce. Aynen hocam. Hocamın dediği. Evet. Bunu söyledim. Evet. Ego yani gücü. Ego gelişimini biz bu şekilde çocukların doyumlarını her an sağlayarak, her an ellerine bir şey vererek, her an mutlu olsun tarzındaki yaklaşımla bir şeyler alarak çocuğumuza, biz çocuğumuzu kendi elimizle laf dinlemez hale getiriyoruz. Evet, evet. Ve bağımlılığa da giden yegane yollardan birisi bir de bu. Hazzı erteleyememek, tatmin eşiği o kadar yükseliyor ki. Şimdi konunun başına dönsek, artırılmış gerçeklik aslında bu söylemiş olduğunuz her şeyi yapmış oldu. Daha büyük bir tehlike. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani ben şimdi orada biraz farklı dünya düşünüyorum. Hedonik bir dünya mı olmaya başladı? Yani aslında evet, hazlar mı daha çok öne çıkmaya şimdi başladı? Şimdi bu şey aslında herkes ciddi biçimde eğitim alsa, yani bütün ideal anlamda ütopya olarak söyleyeyim, herkes belirli kalitede eğitim alsa, herkes çocuğuna bir şeyi hemen sunmasa, biraz geciktirerek verse. Bir örnek vereyim ben. Benim oğlum küçücük, 3-4 yaşında küçük, bir oyuncaksı mağazasından geçiyoruz şeyde, galeryada. O zamanlar tekti. Galeryada istedi, oyuncak istedi. Ben dedim ki gel oğlum birlikte bakalım. Kaç para bu? 150 lira. Al sana 150 lira, bu cebinde kalsın. Bunu yarın gelip alalım. Bu senin eğitimin için şart. Beklemeyi öğrenmelisin. Ama ertesi günü o saatte gittim, aldım ve getirdim, eline verdim. Ama bir gün sonra. İkinci deney 2 gün. Üçüncü deney 3 gün sonra. Bunu yapmadığınız sürece çocukta ego gelişimini kesinlikle destekleyemezsiniz. Ego gelişimi olmadığı zaman da her türlü bela başınızda. Bu marshmallow deneyi var ya hocam, o çocukların önüne marshmallow koyuyorlar. Ve beklemelerini istiyorlar. Mesela o kişileri uzunlamasına izlediklerinde ileride bu kişilerin, bekleyemeyen çocukların çok daha başarısız, hayat tatminlerinin çok daha düşük, işte iş kalitelerinin bile daha düşük olduğu saptan. Dediği gibi. Bak şimdi Ali Kol diye bir arkadaşımız, Gökhan senle başlayalım. Ya anladım her şeyi de diyor. Mutluluğu bir tarif eder misiniz? Her, yani 4 tane konunuz ben ne söyleyeyim, algılıyor diyor. Evet. Ben söyleyeyim. Ben bunu bir kulak misafiri olduğum çok tecrübeli bir beyefendinin lafını açıklayayım. Oğlum dedi çocuğuna, yani gençti tabii çocuğu, hayatta mutluluk, daimi mutluluk yoktur. Mutlu anlar vardır. Mutlu an. O da 5-10 dakikayı geçmez. Şimdi bakın, özellikle sustuğunuzda, mesela şu anda biz bir şeye konsantre olduk ve iç konuşmalarımızı yapmıyoruz. Çoğunlukla. Kendi başımıza kalalım. İç konuşmalarımızı yapıyoruz. İç konuşmalarımız daima otomatiktir. Daima kötüdür. Daima gerer. Daima. Hiçbir sorunuz olmasa da gerer. Hiçbir probleminiz yok. Paranız var, pulunuz var, sağlığınız yerinde. Bu iyi bir şey aslında. Gerer sizi. Gerer. Dolayısıyla bu gerginlikten kurtulduğunuz 5 dakikalık, 10 dakikalık an mutlu anlardır. Mutlu anlar yerine kalıcı olan huzurlu olmaktır. Welfare. Huzurlu olmak.
huzuru yakalamak çok önemli. Evet, Gökhan sen nasıl tanımlıyorsun? Benzer bir yerden gidiyorum. Mutluluk anda aslında kendini hayatın bütün spontanlığının içerisinde bırakmak ve o ana birazcık da teslimiyetle ilgili bir yer. Ama hocam çok yani güzel söyledi. Derken... Yani aslında çok tasavvufi bir hayır, duruştan mı bahsediyorsun? Şundan bahsediyorum. Yani seslerin, evet doğru bu arada iyi ki sürekli mutlu değiliz. Sürekli mutlu olsaydık bu arada gerçekten çok ciddi bir sıkıntı yaşardık. Riskleri algılayamazdık. O soru o değil ama mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk insanın anın içerisinde kendisini doyumlu anda ama. Yani o kısa sürenin içerisinde doyumlu, keyifli, huzurlu birçok duyguyu bir arada barındırabilecek bir şekilde aslında hayata bırakabilmesidir. Yani onu kaygılandıracak sonraki senaryolara gitmediği, utancın, korkunun, üzüntünün izlerinin o anlarda, o dakikalarda silindiği, aslında hayatın içerisinde biraz böyle yükseldiğin ve keyiflendiğin andan bahsediyoruz. Çok kolay mı bu? Değil. Çok zor. Zaten niye uzun sürsün ki? Çok da kolay olmasın. O duyumları hocam yakalaya yakalaya zaten aslında duygularda ritim gibi yer değiştirmek durumunda değil mi? Yani şimdi bütün halk nereden bakarsanız bakın sürekli mutluluktan bahseder. Evet. Mutlu musun? Mutlu musun? Sen niye mutsuz görünüyorsun? Herkes mutlu olmak zorundaymış gibi. İnsanın doğasına aykırı bu mutluluk tabii kavramı. Tabii ki öyle. Evet. Niye bunun peşinde koşuyoruz? Samuray. İyi hissetmeye ihtiyacımız var çünkü üretebilmek için, hayatın içinde kalmak, kendi gerçekliğimize sahip çıkabilmek, o gerçekliğin içinde çıkıp işte bu sanal dünyalarda belki kaybolmamak. Sen nasıl tanımlıyorsun mutluluğu? Bence evet yani hocamla belki çok yakın bir şey. Şimdi bence de anda mutluluk ama mutlu olmak ya da huzurlu olmanın yolu bence ihtiyaçlarımın farkında olmak ve o ihtiyaçlarımı fark ettiğimde bunlar için bir şey yapmak. Sorunsa çözmeye çalışmak, erişebilmek için gereken destekleri bu devreye sokabilmek. Şey, mutluluk değil. Huzur. Bu huzur. Zaten huzurla mutluluk aynı şeyi karşılamaz. Ben hayır, fark ettikçe mutlu oluyorum ama fark ettiğim ihtiyacımı karşıladığım zaman da huzuru buluyorum. Ben öyle bakıyorum. Yani her farkındalığın bir mutluluk sebebi. Evet yani bu ben bunu yapmam lazım. Farkında mı olmak lazım mutlu olmak için de, demek istiyorsun? Evet, üstün körü nasıl yaşayacağım? Tesadüflere mi teslim edeceğim hayatımı? Evet, sen ne diyorsun Can? Ben bunu... Veyahut da şöyle de belirlesene şimdi çocuklarla da uğraşıyorsun ya, gençlerle de. Yani gençler mutluluğu nasıl tanımlıyor? Bir de sen nasıl tanımlıyorsun? Yani ben yeni... Yani soruyor musun mutluluğun sırrını keşfetmedim ama yeni bir mutluluk tanımı, yani kendi bu yakın zamanda ben bu ACT diye bizim bir terapi şeyimiz var. Onun kitaplarını okurken yani beklenti açığı. Yani bence mutluluğu, yani aslında mutlulukla yani huzur ya da o aradığımız kavram neyse, belki adı mutluluk da değil. Yani hayatta neyi alırsanız alın, ben buradayım ama olmak istediğim yer burası dediğiniz sürece mutsuz oluyorsunuz. Yani buna beklenti açığı diyoruz. Ya bu yanına parayı koyun. İşte biraz önce dedik ya, çocuk yarıştırıyoruz. Ya benim çocuğum niye öyle değil? Şimdi bana öyle çocuklar getiriyorlar. Ya çocuk çok güzel. Yani her şeyle çok güzel ama anne baba bir tık daha fazla istiyor. Mutsuz çocukla ilgili. Yani ben beklenti açığı olarak tarifliyorum. Yani siz para olarak, işte çocuk olarak, iş olarak, yani olmayı hedeflediğiniz yerde, yani kafanızda artık o neyse, değilseniz mesela ben Instagram'da şeyi görüyorum. Ben sosyal medyayla çok ilgiliyimdir. Adam ülke sayıyor, gittiği ülkeyi sayıyor. Bu adam mutsuz bir defa. Gitmediği bir sürü ülke yani var. Çünkü yani bir insan işte bu anda kalı, yani 60 tane ülkeye gittim. Ya niye sayıyorsun ki yani? Bana çok ne mesela, gittin sen? Çok mantıksız geliyor bana. Bir şey sayıyorsun. Mesela ben bunu şey tabiri. Yani o mutluluğu bir eşik olarak mı belirliyor? Eşik olarak. Yani evet. Diyor ki ben 60 gittim ama 70 giden de var. Şimdi o 70'e ulaşmaya çalışıyor. Ben şey dedim, isim vermeyeyim. Bir zengin ya, ben Türkiye'nin büyük zengin aileleri mesela hiç şöyle bir fotoğraflarını görmedim. Yatımda çok mutluyum. Selfie çekmiyor mesela. Çünkü adam zaten orada yaşıyor. Ama yani oraya ulaşma hedefi olan birisi bunu çekip koyuyor. Sen nasıl tanımlıyorsun? İşte ben beklenti açığı olarak tanımlıyorum. Evet. Beklenti açığı şu anda insanların çok yüksek olduğu için ona nasıl ulaşabilir mi? Yani bunu kimi parayla yapmaya çalışıyor? Abi doyum değil mi onun adı? Evet, yani aslında doyum. Ama o doyum da mutluluk getiriyor mu?
yarış içinde olduğu için o da getirmiyor. O ne hissettin lan, o da kıza bir an. Aynen, ama o da çok kısa. Arif Hoca dedik, mutluluk diye bir şey yoktur dedi aslında başlangıçta. Katılıyoruz. Ne, yani, ne anlatıyorsunuz işte, siz diyor aslında. Ona gelmiyor mu? Gene aynı şey. Tabii. İşte beklenti açığı zaten onu yani... Gökhan Hocam dedi, niye böyle bir termoloji var? Niye mutluluk diye? Arif Hoca diyor ki böyle bir bilmiyorum, şey anlamsız bir şey tartışıyoruz günümüzde aslında. Günümüzde herkes bunu konuşuyor zaten. Evet. Nasıl mutlu olur? Ama çok da güzel bir şey söyledi. Şimdi işte benim yani şeyle çalışma arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte diyorum ki nasılsın bugün? Ya bugün biraz mutsuzsun. Yani bu tanım var elimizde. Yani... ya bir şey mi oldu? O birisiyle konuşurken ya diyor bugün çok mutsuzum. Yani bir herkes bir şeyin peşinde. Bu aslında tanım... gerginim demek istiyor. Evet. Adam. Mutsuzum derken gerginim ve sıkıntım var demek istiyor. Üzgünüm diyemiyor. Korkuyorum demiyor. Utandım demiyor. Daha böyle... Mutsuzum diyor. Hepsinin yerine kullanılan global bir kavram. O yüzden kavram karışık. Evet. Yani bu arada mutluluğu amaçlıyorum. Çok mutlu olmayı hedefliyorum da çok aslında absürt bir taraftan. Şimdi biraz önce dedin ki mutluluk money. Mutluluk dediğimiz bir andır dedin değil mi Gökhan? Evet, senin evet. Anın ne mesela? Hangi anda mutlu oluyorsun? Yani sen? Hep aynı şeyleri yaptığımda aynı şekilde mutlu olmuyorum. Çünkü ha. insanım ve değişkenim. Yani pazartesi günü yaptığım yürüyüşte bir dakika çok mutluydum yürürken. Ama salı günü telefonum çaldı, aynı yürüyüş beni mutlu etmedi. Oğlumla oynarken çok mutluyum. Ama bazen de öfkelendiriyor beni. Bak bir dakika ama. Evet evet. Bir dakika. Tabii. Ha. İşte zaten kavramın anın içinde tanımlanması o yüzden değil mi hocam? Biz amaç gibi anlatıyoruz. Ve herkese çok büyük tuzağa düşürüyor bu. Çünkü hedeflediği mutluluk zihniyle ilgili. Ama duygu olarak bir şey hissetmeyi beklediği için... o mutluluk da gelmedikçe daha fazlasına nasıl ulaşıyor? O zaman şimdi şöyle bir şey değil mi sistem? Yani ben tabii bir üst takıl diye bir... Yani termoloji sundum Türkiye'ye. Türkiye'de kabul etti bunu. Herkes üst akılı kullanıyor. Şimdi bir akıl diyor ki mutlu musun? Bak sistemi abi, ne güzel. Abi yanlış kullanıyor adam. Hayır, yanlışı bilinçli kullandığını söyledim hocam. Şimdi ortalıkta sizin matematize ettiğiniz yoldan gittiğimiz zaman zaten böyle bir şey yoktur yok. Diyorsunuz. Yok. Yani şimdi o mutlu musun diye sorduğu zaman memnun musunu soruyor aslında. Memnun musun? Anlatabildim ama yalnız memnuniyet yok orada. Değil mi? Hayır. Şimdi yani birisi, mutlu birisi... musun dediğiniz zaman çok tanımlar koyabilirsiniz. Şimdi bakın üst aklın bir yönetim şekli de güzel bir şey. Ya pazarlama için şöyle bir mutlu musun? Hayır değilsin. Niye? Kitap okumadın bugün. Ya okumuştum ama çayını bitirmedin. Devamlı bir şey söyleyebilir yani. Doğru değil mi hocam? Çünkü tanımın karşılığı yok dediniz. Bu pazarlama usulü açısından evet. böyle. Evet. Yani adama mutsuz hissettirip bir şey satmayı planlıyor adam. O ama bir aynı zamanda pazarlama değil, yönetim şekli de olabilir. Yönetim şekli de bu adam kandırmak yani. Bunu. İşte tamam, ondan bahsettim. Yani yalnız pazarlama yani olmayabilir. Yani mutluluk lafıyla soyut bir kavramla adam kandırıyorsunuz. Oraya giderse mutlu olacağına inandırıp insanları oraya götürüyor ama orada da mutlu değil kimse. İşte kandırmak değil mi böyle bir adam? Yani o üst akıl dediğiniz şey ki bu hani nasıl bir şeydir bilmiyorum. Hani dünya yöneten 7 aile midir nedir yok, bilmiyorum ama. Yok tamamıyla bir falan. Çok ciddi bir pazarlama teknolojisi bu. Yani biz Samuray Hocam söyledi, biz benim hayatımdaki mesela en mutlu anlarımdan birisi evime ikinci hani çanak anten aldıydı babam, TV2 gelmişti. Yani TRT1 TRT2. Yani o kanalı değiştirebiliyorduk. Şu anda evimde bilmiyorum ama muhtemelen 5000 tane kanal var. Ama hiçbir şey izleyemiyorum ben keyifle. Yani o pazarlamayla arttıkça biz mutlu olacağız. Bu şey var, Barry Schwarz'ın Paradox of Choice diye bir şey var. Yani biz insanlara seçim şansı sundukça, önlerine mutlu olabilecekleri daha fazla şey koydukça daha mutlu olur diye hesapladık ama değil. İnsanları felç etti bu. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Burada mutluluk lafı sürekli havada kalıyor. Evet. Yok dediniz, tanımladınız, bitti bir zaten. Bir dakika, şunu söylüyorum. Yani sürekli o benim kafamda mutluluk bu değil. Anlatabildim mi? Benim kafamdaki mutluluk, tarif ettiğimiz mutluluk hani TRT2'nin aldığına mutlu oldum. Anlık tabii. O bir memnuniyet. Memnuniyet. Memnun, memnunsun. Hocam biraz önce ilaçlardan bahsettik ya, uyarıcı ilaçlar. İnsanı
Yani tanımlamasak da o mutlu dediğimiz şeye ulaştırabilir mi? Şimdi çok önemli bir noktaya geldiniz. Yani zaten ilaçlar demeyelim. İlaçlar demeyelim. Biz ne diyelim? Uyuşturucu maddeler diyelim. Tamam. Uyuşturucu. Çünkü ilaç kavramı başka, maddeler kavramı başka. Uyuşturucu maddelere başlarken zaten bu mutluluk kavramıyla başlıyor adam. Yanlış eğitildiği için mutluluk kavramıyla başlıyor. O yüzden bir takım stimülan... Orada arayan, bu maddeyi tüketen için aradığı şey ne? Bizim adını koyup da bulamadığımız şey. Tamam. Çok güzel. Yani herhalde şöyle diyorum. Yani dünya televizyonlarında ilk defa böyle bir şey tartışılıyordur. Mutluluk yoktur diye bir şey geldi. Doğru mu? Mutluluk vardır. Ama Arif Hocam başka bir şey söylüyor, doğru anladıysam. Yani temel duygularımız var. Hayır, diyor ki mutluluk kavramı diye bir kavram yalnızca kelime. Hayır. İçi yok diyor. Mutluluğu bir bunu hedefe... düşünmek bile hatadır diyor. Hayır, kadar hayır öyle demiyor. Evet. Ben öyle duymadım. Ben de öyle ne diyorsun hocam? Anda vardır. Aynı. Var mıdır dedi. Hayır demedi, benle aynı şeyi söylüyor. Yoktur dedi. Ben yok. De Arif Hoca'ya %100 katılıyorum. Bakın mutluluk denen bir şey yoktur. Dedim, doğru anlamışım yani. Yoktur. mutlu anlar vardır. Ha işte tamam. Anda vardır. Onun da duygu karşılığı mutluluk o anda. Yani o anda kısa süreli. Evet evet. Bu bir gemiye bindik ve mutluyuz gibi bir şey yok yani. Yani evet. Onu diyebiliriz. Böyle günlerce mutlu olan adam ancak maniktir yani. Maniktir. Ama şu öfkeli anlar da var, kaygılı anlar da var, paniklediğim anda var, korktuğum anda var, değil mi? Utandığım anda var. Yok hiç. Mesela ama kaygı sürekli olabilir. Mutlu olduğum an var. Kaygı sürekli olabilir. Kaygı duyabilirsiniz. Kaygı daha çoktur. He, ama hani anlık bir şey değil kaygı. Sürekli olabilir. O da dalga dalga gelir dalga gider. Bir evet. Kaygı daha bir düşer. Evet. Değil mi hocam? Oran kaygı olarak... daha çoktur. Hayatımızda da. Şimdi bugün bakın. Hocam sizle hep aynı şeyleri düşünmeye başladım. Kötü hissettim kendim bir anda. Niye? Ben hep farklı şeyler düşünmem lazım. Onun için kötü geldi. Evet. Şimdi günümüzün sorunu sanki şey böyle bir yer var. Bu geçen Kemal Sayar Hoca'nın bir şeyini dinlemiştim. Hani benim olmadığım yer güzel. Ben bu caddeden yiyorum ya. Karşı cadde çok güzel sanki. Hep böyle başkasının hayatını, başkasının şeylerini çok güzel zannederek o bir mutluluk şeyinde koşuyor herkes. Ve onu bir şekilde elde etmek için yatırımlar yapıyor. Ama hocamın dediği gibi öyle bir şey de hani uzun süreçli bir şey olmadığı için herkesin elini boş kalıyor. Hedef. Mutluluğu hedefe dönüştürmek çok büyük bir sıkıntı aslında. Yani biraz aslında o kavrama Arif Hocam'ın kendi üslubuyla nereden karşı çıktığını kendimce anlayabildiğim için söylüyorum. Bana mutlu olmamın 10 yöntemini veriyor adam çıkıp. Yani bana diyor ki bu eşyaları al, bu sahilde yürü. Geçmişte seni kızdıranları affet. Şunlardan da vazgeç. Kendini sev. Bak, böyle mutlu olacaksın herkes diyor. Herkes dedi ki bak... Sihirli Gül diyor ki siz çok yaşayın, böyle bir şey duymamıştık, harikulade bir yayın oluyor. Yani şeyi dedik ya, ilk defa mutluluk konuşulan dünyadaki tek programdır herhalde bu. Hı-hı. Şunu söylemek istiyoruz. Şimdi Arif Hoca bir kere bu tanımını ben çok, mutluluk yoktur. Mutluluk eşittir sıfır. Yok öyle bir şey. Çok çok beğendim hocam bunu. Çünkü ben bir tabii reklamcıyım sonuç olarak, bana iyi geliyor bu. Şimdi bakın siyasi bir operasyon yapıyoruz. Yakın zamanda seçimler var. Tek satılacak şey var. Daha mutlu olacaksın. Ama içi boş. İçi boş. Tamam. Şimdi konu başka yere gidince hani içini doldurabilirsiniz. Kısa dönemli hazlar diyebilirsiniz. Daha az öfke diyebilirsiniz. Ne dersen de ama eşittir sıfır oldu. Peki neyin peşindeyiz Gökhan? Ütopya. Evet. Bu ütopya nedir? Yani insanın fıtratından gelen bir eksiklik mi bu? Bizim peşinde koştuğumuz şey genellikle geçmişte boşluğunu hissettiğimiz, yoksunluğunu hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. Yani ben de çok zengin olmak isteyebilirim, siz de. Ama paraya yüklediğimiz anlamlar, büyüdüğümüz koşullarda paraya hangi anlamların yüklendiği ya da evde neyle kavga ettiğimizle ya da neyle gerildiğimizle, hangi dönemde nasıl bir yoksulluk yaşadığımızla ilgilidir. Para eşittir mutluluksa o yalan tabirin içerisinde bizim için. Neyin peşindeyiz? Aslında varoluşumuzu tamamlamanın peşindeyiz. Yani bizim bir mizacımız vardı kirletilmeden önce.
üstüne kaygılar yüklenmeden önce. Kirletilmeden önce ne demek? Şöyle demek, yani çocuğum, ben senin oyunlarını, keşiflerini, hayallerini görmedim. Senin de aslında kendine ait, mesela mesleki olarak basit örnek vereyim. Çok iyi bir sinemacı olacakken senin mutlaka mühendis olmanı istedim. Ya da başka bir köyde çok mutlu yaşayabilecekken o büyük şehrin ortasında o evi alabilecek potansiyelde olmanı istedim. Ya da böyle adamları, böyle kadınları değil de bizim ailemize layık böyle insanları sevmeni istedim. Hocam, beklenti saçı dediğim bu işte. Bu. Ve ya da bunun gibi basit ya da genel hayata yayılabilecek. Yani şunu mu söylüyorsun? Mutluluğun bir şekilde mutlu olmasını söyleyen insanın bir matematize etme formülü var. Bu matematize ettiği şeyle onu yüklediği zaman mutlu olunur. Bilgisi var genel olarak. Evet. Bu arada hepimizin ben bunu, her işinde. Ben burada direkt bir müdahale edeceğim. Evet. Tabii bunun hocam. Adı doyumdur. Şimdi hedefe ulaştınız. Hedef ulaşana kadar mutlu olacağını sandınız. Hedefinize ulaştıktan birkaç gün sonra aynı seviyeden aşağı düşersiniz. Bunu hocam, oyuncak alınan çocuklarda olur bu. Çok ağlar, eve götürür, bir saat oynar. Aynen. Sonra bir köşeye atar. Yani bunun bu doyum doyum. Bu mutluluk değil. Zaten değil. Yani biz neyin peşindeyiz için söyledim hocam. Adına doyum deyin, huzur deyin, mutluluk deyin, memnuniyet deyin. Yani ama mutluluk huzur başka bir şey. Mutluluk değil bunun adı. Bununla mutlu olur musunuz? Sizin varoluşunuzun bir parçasıysa ancak anda. Ama o 70 şehre gezen adam da 71'e geldiğinde hayatımın anlamını buldum diyor mu? Bundan emin değiliz. Yani gerçekten... Mezarını buluyor. Bazen ne dediniz? De. Evet. Mezarını buluyor sonunda. Tamam. Evet. Pardon. Şimdi huzur başka bir şey. mutluluk başka bir şey. Endişe hocam, peki başka ne arıyoruz? Şey. O zaman size onu sorayım ben. Ne? Siz bulmuşken... İnsan olarak mutluluğu aramıyoruz ya. Ne arıyoruz? Ne arıyoruz o zaman biz? Ütopya. Ütopya. Aslında bizim aradığımız huzurun kendisi. Yani huzur arıyoruz o zaman. Huzur arıyoruz. Mutluluğu huzurla değiştirmemiz. Huzuru nasıl tanımlıyorsunuz peki? Huzur, bedeninizde ağrı olmayacak, aklınızda problem olmayacak, pek bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Asgari ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz, sağlık ihtiyaçlarınız gidecek, bir barınağınız olacak, bir arabanız olacak. O zaman eşittir huzurlusunuz. Onda garantisi yok. Sürekli bir huzur kimin için mümkün? Yo, yani burada eğer ki mutluluk tanımıyla ilgili gittiğimiz zaman neyi ne kadar istediğinizle orantılı bu. Yani siz çok istiyorsanız, yani atıyorum. Doymuyorsanız yani. Zaten öyle bir huzur hiçbir zaman mümkün size ait olmaz. Bir şey değil. O zaman sahip olduklarımın tadını alabilmek, sahip olduğumdan, andan, sahip hocam, olduğum her şeyi. Hocam, siz de hedef koymadınız mı biraz önce? Bir ev dediniz, bir araba dediniz. Asgari ihtiyaç. Şimdi mesela sağlık gitmiş olabilir ama huzurlu olabilir. Değil, bu hedef değil. Barınak, korunak. Yani dış Maslow. Fizik şartlarda. Maslow'un hiyerarşide birinciyi bitireceğiz o zaman. Tabii. Peki şimdi konuyu başka yere getirelim. Şimdi anladık ki mutluluk diye bir şey yokmuş. Hepiniz katıldınız herhalde değil mi sonuç olarak Arif Hoca'ya? Yani bahsettiğimiz, hani biraz daha mutluluğu şey yapabilirsek, anlık doyumlardan bahsettiğimiz evet. cümleyi koyduk. Şimdi peki şimdi geleceği konuşalım biraz. Nasıl bir gelecek görüyorsun? Yani bundan sonra yaşanacak bir 30 yıl sonrayı belirleyelim veya 50 yıl sonra. 50 yıl sonra ne var dünyada? Gençler, bugün konuştuğumuz gençler nereye gelir Gökhan? Nasıl bir dünya bizi bekler? Yani tabii teknolojik olarak bir şeyden bahsetmiyorum. Kendi disiplininden baksan. Yani şimdi insan var mı? Veyahut da şöyle, sizin işiniz var mı? İşsiz misiniz acaba hocam? Niye söylüyorum? Yani bir bakıyoruz, robotlar geldi, teknolojik ya insanlar var veyahut da androidler var. Yani onlara da birisi psikolojilerin, abi senin ruh dengen bozuk, gel iki tane vida mı sıkalım diyecek, ne diyecek? Bizim iş var mı, ona cevap veremeyeceğim, bilemedim. Ama bizim işe her zaman teknolojinin her yoluyla ihtiyaç var bence. Yani sevgili hocalarımın mesleğine de öyle. Bu arada bir yanlış anlaşılma olmasın, ben mutluluk vardır diyorum. Orayı bir değiştirelim, anda mutluluk vardır diyorum. O başka bir şey, yokturdan başka bir şey. Psikolojik ihtiyaçlar 50 yıl geçsin, 200 yıl geçsin. Bence psikolojik ihtiyacı insan var oldukça
İşte ihtiyaçlar hiyerarşisinden de yola çıkarsak günlük hayatta da herkesin, dünya nereye giderse gitsin, isterseniz başka bir gezegende yaşayalım, değerliliğe, onaya, sevilmeye, şefkate, güvenliğe ihtiyacı her zaman olacak. O yüzden dünyanın gittiği yerde ne zaman olursa olsun biz bu ihtiyaçlarımızı karşılamak isteyeceğiz bence. Ha, teknoloji değiştiği zaman bugün sizin bahsettiğiniz üst akıl kavramıyla ya da neyse dönüşen dünyanın içerisinde umarım ya ben daha çok endişemden bahsedebilirim. Duyguların gerçekliğini kaybetmeyiz. Duyguları teknolojiyle beraber yaşamak başka bir şey. Ama zombi çocuklar dediğiniz yer var ya, yani benim aklıma şu geliyor bu arada. Tek tipleşmiş, mekanikleşmiş, duygularını yaşamayan, ihtiyaçlarının farkında olmayan, hepsi birbirine benzetilmiş ya da benzeyen. Robotlaşmış. Robotlaşmış. Eğer böyle bir yere giderse kuşaklar boyunca aslında iş, psikolojik ihtiyaçları karşılamakla ilgili aslında önce duyarsızlık artacak ve duyarsızlığın getirdiği yerde şiddet, ne bileyim işte meydanlarda olmasına gerek yok. Teknolojik dünyanın içerisindeki savaşlar, ağırlaştırılmış, özellikle bastırılmış duygular, bu bir tehlike. O yüzden de aslında dönüp dolaşıp bugünün çocuklarının dünyasında gerçekteki ihtiyaçlarını görelim diyorum. Ama bu dünyanın içerisinde çocuklar yalnızlaştırılırsa ya da mekanikleştirilirse iyi bir yere gidemeyeceğimizi korkarak ve üzülerek söyleyebilirim. Çok net söylesene, ne demek istiyorsun? Şunu demeye çalışıyorum aslında, yani eğer bu sizin zombi çocuklar diye tanımını yaptığınız dünyada bu çocuklar yetişip büyürlerse ve duygularından, ihtiyaçlarından bağımsız bir şekilde ya da görülmeyerek büyürlerse insanların birbirleriyle toplum şimdi olamadığı... Büyürlerse dersen şöyle bir eksik çıkıyor. Yani bunlar büyüyecekler. Hı-hı. Ve bu teknolojiyle birlikte büyüyecekler. Yani se değil, olacak artık. Ama o teknolojiyi doğru kullanmak. Yok, şimdi şöyle söyleyelim. Yani biz biliyoruz ki biraz önce hocanın bahsettiği kalem meselesi gibi, evet, isterse silah olabilir bir şey. Hmm. Doğru kullanan olacak, olmayacak. Ama biz genelde o %15'i çıkarttığımız zaman, onlara da katil veyahut da psikolar dediniz. Onları çıkarttığımız zaman geri kalan kısım, %85'lik bir kısım, yani bizim aslında toplumu belirlediğimiz yapı olacak. Bunlar istese de istemese teknolojinin bir şekilde belki... birlikte yaşadığı bir dünyadalar. Bu dünyada neler olacak? Sorum daha çok bunun üzerine. Yani bunu... Yani şimdi bugün baktığımız zaman işte bugün işte X bir telefonun 20'si 30'u 40'ı seri olarak çıkarken o gün belki artık başka bir dünya. 30 yıl sonradan bahsediyoruz. Hepinize soruyorum bu soruyu. Yani belki size hiç sorulmayan sorular olabilir bunlar. Şunu söylüyorum. Dijital insanların, yani artık organik olmayan köpekleri olan insanlar, organik olmayan eşleri olan insanlar, organik olmayan insanlar belki. Yani işte biraz önce cyborglardan bahsettiğim gibi yarısı makine, yarısı bir şey. Bu yabancı bir şey değil, korkunç bir şey de değil. Yani siz, ben bugün telefon, cep telefonu veya saat, bu da aslında aynı şey. Yalnızca içime girmedi. Yani bu bedenimde olsaydı, gözlük takıyorsunuz, size desek ki lens takacaksınız, aynı şekilde kullanılacak. Bu bir süreç ve gerçekleşecek bir süreç. Bu bir travma mı? Gerçekleşecek derken, biz bunun tamamen kötüye kullanılacağı ve hakikaten herkesin zombileşeceği bir dünyayı konuşuyorsak... Yok yok, bu öyle bir şey konuşmuyor. Bu bir travma değil, bu bir ölüm zaten. Duygusal ölüm bu. Yani öyle bir hani... Sanal dünyada daha fazla var olmaya başlarsa insan, işte sarılmak, dokunmak, hani bizi insan yapan ve gerçekliği aslında bize hissettiren özelliklerimizi yavaş yavaş kaybettiğimizi varsayalım. Şimdi normalde nedir? İki insan birbirine sarıldığı zaman oksitosin yapar beyin ve bağlanırız. Şimdi belki beyin onu ama yapamayacak. Ama hoca dedi ki ilaçla bunu yapabiliriz yok, dedi. Yok yok, hayır. Şimdi ilaçla... Aynı şey değil mi ama? Ama sorunun en başında da bize tekrar ihtiyaç duyulacak mı, bir de o vardı. Şimdi ben oraya belki geleceğim, tamam. Ama şimdi sürekli sanal dünyanın içinde dokunmadan, sarılmadan, sadece
uzak mesafelerde ama o anda o kadar gerçekliğinde hissederek yaşayacağımız bir dünya, bir ütopyada. Yaşamadık mı üstelik pandemide sarılmadan. Yani şimdi bu artılmış gerçeklik bizim gerçekten hayatımızı bu kadar kendimizi kaptıracağımız kadar içine girdiğimiz bir şey olursa ve biz dokunmayı unutursak, göz göze bakmayı, hissetmeyi değil mi? O zaman beynimiz de unutmaya başlayabilir. Belki beynimiz de artık oksitosin yapmayacak ve belki bir gün sarıldığımız zaman hiçbir işe yaramayacak. Bu ne demekti diyeceğiz. Yani yıllarca insanların sarılmadığını artık düşünün. Herkesin bu ne demekti diyeceğiz. Yani yıllarca insanların sarılmadığını artık düşünün. Herkesin ekran başında bir hayat. Böyle bir şeyi gözüme canlandırıyorum. Beyin de evrimleşiyor. Şimdi nedir? Darwin ne diyor? Kullanılmayan organ körelir. Şimdi beynimizin de bazı bölgeleri belki körelecek ve zaten şu an bizi insan yapan ve ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yollar değişecek. Artık belki o ihtiyaçlar başka ihtiyaçlara dönüşecek. Belki sanal dünyaya yönelik yeni bir beyin icat olacak. Yani insan icat, yeni bir insan oluşacak. Olacak beyin olacağı şekli söyleyeyim mi? Frontal lobunuz büyüyecek böyle garip biçimde. Gerçekten bu bir şey. Evet evet yani ben yani, aynı şeyi düşünüyorum. Mesela konu değişmiş gibi gelecek. Yok bahsede hocam aynı yerdeyiz. 5000 yıl önce Mısırlılar sol ellerini kullanırken giderek sağ shift gelişti. İnsanoğlu sağını kullanmaya başladı. Mısırlılarda o hiyeroglifler falan resimler incelendiği zaman solak oldukları anlaşılıyor. Ama sağa shift gelişti. Ve giderek bakın maymunun frontal bölgesi yoktur. İnsanda frontal bölge gelişir ve insanlar geliştikçe frontal bölge gelişecek. Ama bu daha yavaş olacak tabii, daha sinsi biçimde olacak. Ben çok tabii iklim krizi buna izin verirse. Ne? İklim krizi izin verirse. Yani ben çok öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Şundan dolayı insanlar şu anda teknolojiyle de belli ihtiyaçları... Hani ben mesela insanın hiç değiştiğini düşünmeyen bir insanım. Yani 2000 yıl önce neyse insan... Şu an yani yer değiştirsek cebimizde cep telefonu çıkar. Orada cep telefonumuz gider. Yani şu anda biz sevgi arıyoruz. Biyolojik yani, olarak diyorsun değişmedi. Biyolojik insan. Olarak da aslında hani asıl demek istediğim duygusal ihtiyaç olarak. Yani evet. Biz hala sevilmeye ihtiyaç gidiyoruz onu... Şu anda avatarla sağlıyoruz. Gökhan'la aynı düşüncedesin. Evet yani ne bileyim aşk arıyoruz. Çocuğumuza yani hepsinin şekillerini değiştirdik. Ama bak şu, yani, Samuray çok önemli geri bir şey söyledi. Düşünüyorum dedi ki, ben. Yani, bu duygular bir şekilde gelecek konuşuyoruz. Yok olabilir. Bence olmaz. Çünkü o zaman insanlık yani insan ama, olma özelliğimiz ama aynı kaybederiz. Ama insandan da bahsedeceğiz bir 100 yıl sonra. İşte ben onun olacağını ama çok düşünmüyorum. Ama hoca diyor ki bak frontal bölge yani istesen de istemesen de gelişmeye devam ediyor. Bu yani aslında bahsettiğimiz bu alienlar var ya hani mavi yaratıklar kısa olanlar parmakların uzun olması. Çünkü şimdi her şeye dokunarak yapıyoruz cep telefonları falan gibi. Dolayısıyla eğer ki böyle bir hani değişim varsa o değişimin bir parçası olacağız. Bu frontal bölgenin gelişmesi de ona aittir diyor. İşte şimdi senin çizdiğin olmayacak. İnsan sen olmayacak. Çünkü diyorsun. Şundan dolayı şimdi şey vardı bu Geleceğe Dönüş filmi vardı. Şimdi onda 2030'a bakarsanız çok farklı bir dünya anlatılıyor. Ama yani çok da farklı değiliz. Yani şu anda o 1980'lerde miydi o film? Mesela 2030'lar için öyle bir dünya çizdiler. İşte uçan araba gelmedik oraya daha biraz. Back to the Future. Back to the Future. Yani. Bu yani bizim zihnimiz biraz fazla biraz katastrofi ediyor her şeyi. Yani biraz o biz de biraz ona meyilliyiz ya işte anksiyete, kaygı. Yani işte ya çocukla iletişimimizi kaybedersek ya şimdi, işte hep böyle kötü düşünüyoruz şimdi, ama bence geri dönecek o bir yerden. Yani verimliden bahsedersek şöyle diyor. Diyor ki ya hiyeroglifler vardı. Bunlar anladık ki sol elle yazıyorlarmış. Dolayısıyla beynin farklı yeri gelişiyor. İşte ama çok şimdi büyük bir fark gün, değil o. Bir gün bence. Yalnızca yani. Düşünerek kullanmaya başlasak. Yani hissederek ve düşünerek makineyi çalıştırıyoruz. Bir, bakın, soruları ona göre soruyoruz. Kullanım değişecek. Efendim? Yani kullanım değişecek. Ben suyu kupadan içiyorum. Yani eskiden kaynaktan içiyordum. Yani insanla dair bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Ama ya duygularımıza duyarsızlaştırılırsak? Evet. İşte yani o, aslında o zaman işte ben hani onun geri döneceğini hep düşünüyorum. Hep sevgiye ihtiyacımız var. Ne kadar bir seksi sesle söylüyorsun. Dikkat çekmeye çalıştım. Ya duygularımıza duyarsızlaştırılırsak? Yani doğru, hep insanın sevgiye ihtiyacı var. Hep insanın işte bahsettiğimiz temel psikolojik ihtiyaçları, o duyguların da duyurulmasına ihtiyacı var. Ama
Ya öyle bir zombileşirsek, açtığınız yerden gidiyorum şu anda bu arada. Ve zombileştirilmeyi kavram olarak oturunca hissetmediğimiz, fark etmediğimiz, bir süre sonra uyuşturulduğumuz, teknolojinin kötüye kullandığı, hani dedik ya her şey kötüye kullanılabilir. O zaman gerçekten de böyle bir duyguya ihtiyaç duyduğumuzu belki duyusal olarak değil ama duyusal olarak unutacağız belki de. Bence olmayacak işte o. Yani bu çok, yani onu farklı şey olabilir. Mesela şimdi ben şey örneğini verecektim. Anneler önceden kucağında sallardı. Şimdi ben bebek mağazalarının önünden geçiyorum. Mesela bebek sallayan cihazlar var. Tamam. Yani mesela. Ama bebeği sallama hissi gitmedi yine. Yani anne onu ona yaptırıyor. Ama o his gitmedi. Veya bir o bebek... O his annenin hissi değil, bebeğin hissi. Bebeğin hissi ama yok şeyde annede de o hissi yani. Karşılama şeyi devam ediyor. Yani mesela avatar oluşturma. Yine sevilmek istiyoruz, beğenilmek istiyoruz. Yani bunlar ama, biraz şekil değiştirecek ama... Ama beğenilmek istiyoruz ve avatardan örnek verdiğin için. Şimdi ben... Karşılanma şekli değişiyor. 2008 yılında Amerika'ya gittiğimde New York'un göbeğinde kocaman bir afiş gördüm. Diyor ki 2045 avatar projesi. Allah Allah nedir bu avatar? 2008'den bahsediyor. Türkiye'ye geldim avatardan bahsediyorum. Dmitri Itzkov diye bir Rus adam bunu anlatıyor. Diyor ki işte biz 4 aşamalı bir proje yapacağız. En sonunda bilinci taşıyacağız. Şimdi bilinci taşımak şu demek. Sonuna geldim. Aşamaları atladık. Yani fiziksel bedenimiz yok ama bilincimiz yaşıyor. Şimdi aslında beyin dediğimiz yani yapı yalnızca bir illüzyon değil mi? Yani biz bunu tuttuğumuzu sanıyoruz. Belki yok. Doğru değil mi hocam? Bilmiyoruz. Yani bize aktarılan rüya gibi giden sinyallerin ne olduğu veyahut da rüyada da aynı şeyi yapmıyor muyuz? Alıyoruz bunu tutuyoruz. Hangisi gerçek hangisi değil bilmiyoruz. Yani burada asıl olan bilinçse o zaman hiç yani biraz önce Verimli'nin söylediği çok doğru bir yere gitmiyor mu? Yani hiç önemli değil. Frontal bölgenin daha çok artması veya büyümesi, gelişmesi bizi başka bir varlık yapabilir aslında. Ben olacağını düşünmüyorum. Şahsen. Evet. Gökhan düşünüyor musunuz? Sonra ben da sen söyle. Düşünüyor musun? Ben düşünüyorum. Biz göremeyeceğiz. Ya o kadar hızlı evrim yavaş ilerleyen bir süreç. Ama hani ama bu yani bu geriye gidecek mi? Yani bu metaverse'ün daha üstleri gelecek. Yapay zekanın daha üst sürümleri gelecek. Her şey daha da ilerleyecek. Bu geriye gitmeyeceğine göre insanın da şimdi ama değişen teknoloji kalması... insanın kendisi değil. Yani biz 10 bin yıl önceki insandan farklı değiliz. Niye öyle bakıyorsun? Değiliz. Burada bir yanlışlık yok mu? Değişen insanın hani teknoloji diyorsun, insan değil diyorsun ama daha iyi görüyorsun gözlüklerinle. Evet ama benim gözüm değişmedi ve görme ihtiyacım değişmedi. Yani kullandığımız şeyler değişiyor. Hayır şimdi ben sana değişiyor. Öyle bir teknoloji gözüne yerleştiririm ki hani şey vardır Şahin gözlü. Ama gene görme hissimi doyurur. Yani efendim? Eskiden insanlar kuzguna bağlar göndermiş şimdi kısa mesaj atıyoruz ama mesajlaşma isteğimiz gitmedi. Ama ya giderse? Ya o olabilir ama ben olacağını düşünmüyorum. Ama ya olursa çünkü başına ya cümlesini için, koyarsak her şeyi devam ettirebiliriz. Mesajlaşmak için eğer gerçek dünyada mesajlaşma ihtiyacım varsa gerçek dünyada gerçek bir kişiye ihtiyacım var. Ama artırılmış gerçeklikte gerçek bir kişiye ihtiyacım yok. Çünkü oradaki sanal bir kişiyle de ben mesajlaşma ihtiyacımı doyurmaya başlayabilirim. Bu benim normalim olmaya başlar. Onu şu anda olacak. Yapan var ama işte o bir yerlerden dönüyor bence. Hocam yani ruh fark doktorlarına ediliyor. İhtiyaç var mı gelecekte? Çok. Çok. Niçin? Daha büyük problemler mi bekliyor? Daha büyük problemler bekliyor. Daha ya. Büyük problemler bekliyor. Yani teknik anlamda oturup açmayayım konuyu ama örnek olarak söyleyeyim. Şizofreni genetik tandansı yüksek bir hastalık. Ama teknoloji geliştiğinde bu genetik faktörü bir şekilde yenemeyecek. Yenemeyiz. Çünkü 13 ayrı kromozomda yerleşmiş vaziyette. Hocam bugün için konuşmuyor muyuz bunu? Bugün için imkansız 13. Yarın için 24 olsa ne fark eder benim için diyebiliriz. 13 tanesi çok kolay değil. Evet. Çok kolay değil. 13'ünü birden değiştireceksiniz genetikte. Anlatabildim mi? Bu olabilecek bir şey değil. Ertan Bey önce beyni çözmemiz lazım. Biz beyni çözemedik ki daha. Beynin o kadar çok bilinmezi var ki. Hani eğer bu sistemler bir gün bize beyni çözme şansı verirse işte o zaman belki hocamın dediği o hastalıkları da
tedavi etme şansımız olurmuş. Bugünün şartlarıyla biz zaten beyni hala anlayamadık. İşte ben oradan gidiyorum. Yani beyni çözemediğimiz için bu yapılan planların ben bir süre sonra çökeceğini, yani şey olarak, evet sistem devam edecek belki ama insanı insanlıktan çıkartan bir şey çok zor. Yani çünkü onun sonuçta yine biz bir şey yani bunu çözdüm zannediyoruz ama bilmiyoruz ki daha. Ya hadi çözmüş olsak. Yani sistemler bile var, o pazarlama sistemleri var ama insanlar hep, yani bu çöküyor bir süre sonra bu sistem. Yani yoksa çok şu anda hani o dediğiniz üst akılın işi bitirmiş olması lazımdı. Çözmüş olsak bile beyin değişiyorsa, beyin değişirse yeniden çözmemiz gerekecek. Aynen öyle. Evet. Beyin de değişen bir varlık. Hocam şimdi dediniz ki iklim değişikliği olursa büyük bir travma insan için. Tabii. Nedir bu travma? Ne olur yani? Yani şimdi iklim değişikliğini bir şekilde biliyoruz ki dünyanın gece gündüz gibi bir hani dönencesi. Bu dönence içinde insanoğlunun genetik mirasında bu tecrübe varken niye böyle bir travma yaşasın tekrar? Şimdi iklim değişikliği kısaca insanın yaşadığı ortamlarda yaşanamaz hale gelmesi, içecek bile su bulunamaz hale gelmesi noktasında olacak. Yani daha küçük adalar, mesela seller yok olacak falan falan deniyor ya, böyle bir şey. Yani bu yılda çok hızlandı. Özellikle kutup bölgelerinde buzulların yok oluşu son derece hızlandı ve denizlerde yükselme son derece hızlandı. Yani şimdi dünyanın fizik alanı, karalar alanı, ne yaparsanız yapın, İnsan ne kadar çok olursa gün gelecek dünya bunu kaldıramayacak hale gelecek. Yakın zamanda değil ama ileriki zamanda bu gelecek. Bu çok mantıklı bir şey. Bu insanın ve canlının yok olması demek. Ama insanoğlu bu tecrübeyi hep yaşamadı mı hocam? Yani şimdi kimine göre 6. defa, kimine göre 7. Bundan hani biraz daha kutsal metinlere bakalım. İnanırsınız, inanmazsınız. Diyoruz ki Nuh tufanı diye bir şey var. Veyahut da yakın zamanda hani bilimin kendi söylediği, işte büyük bir göktaşının dünyayı çarpması, dinozorların 60 bin yıl önce yok olması vesaire vesaire. Bunların ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Belki bu bir göktaşıydı, belki de süper volkanlardan birinin patlamasıydı. Şimdi bu hani bahsettiğimiz katastrof işler, yani daha çok kıyamet veyahut da şey diyelim felaketlere, insanoğlu genetikken hazır değil mi hocam? Genetik olarak hazır değil. Dinozorların hazır olmadığı gibi değil. Dinozorlar nasıl yok oldu? Yok oldular. Ama burada akıl faktörünü atlıyor muyuz? Akıl faktörünü atlamıyoruz. Yani akıl sizi her türlü sıkıntıdan kurtaracak üstün bir şey değil. Peki. Ne diyorsun Gökhan? Yani şöyle bir dünyayı çizelim. Şimdi ben tabii kendi disiplinimden baktığım zaman, ben çok ruh bilimiyle uğraşmadım. En fazla ruhlar kitabıyla uğraştım. Bu kadar. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani katastroflar, yani felaket benim için önemli hani dallardan bir tanesi, disiplinlerden bir tanesi. Görüyorum ki bir 3. Dünya Savaşı çok yakın zamanda olacak. Hatta ben bunu dünyada ilk tarihini de veren insanım. 2023 bu yıl yaşayacağız diyorum ben. Şimdi bir bakarız, belki bir süper volkan patlayabilir, bir göktaşı düşebilir veya içinde bulunduğumuz bir iklim değişikliği ve büyük göçler, açlık, kıtlık filan gibi operasyonlarda da nasıl bir insan hani ruh hali var bu işte? Nelerle yani karşılaşacağız? Şöyle bir durum var, yokluk. Öyle bir soru sormadılar herhalde hiç sana. Üstüne düşündüğüm, sorguladığım yerler ama çok güzel sorular tabii bunlar. İnsan bir taraftan hayatta kalabiliyorsa adaptiftir. Yani bir şekilde her türlü koşula, felakete, sürece, işte tam bu böyle kayıptan sonraki yasın aşamaları gibi belli reaksiyonlar verecektir. Şokunu yaşayacaktır, inkar edecektir, öfkelenecektir ama ya da bunun üzüntüsünü, kaybını yaşayacaktır ve bir yerden sonra geçecektir.
Ama bahsettiğiniz şey zaten insan hayatının ortada kalmayacağı kadar büyük bir felaketse, dünya bu kadar insansızlığa ya da insan dünyasızlığa adaptif midir? O beni aşar. Yani ama insan başına gelmesinden en çok korktuğu felaketler karşısında bile asıl olan güdü hayatta kalmak olduğu için bir yol geliştirecektir elbet. Ama Arif hocamın söylediği iklim değişikliği bir dönemi geçirip bir felaketten yola çıkmakla ilgili ya da yeniden doğmakla ilgili bir şey değil. Doğru mu anladım? Doğru. Aşama aşama dünyanın ve insanın sonunun gelebileceği bir süreçten. Evet. Bunu beyinden, psikolojiden, temel ihtiyaçlardan nereden bakarsak bakalım bu uzun süreli ve başka türlü bir felaket. Yani olmasın. Yani o savaşta, o afette ama bunlar olduktan sonra adaptif olabileceğimiz bir yeniden ayağa kalkma dönemi var. Ama bahsettiğimiz susuzlukta mesela nasıl ayağa kalkacağız? Temel ihtiyacı karşılayamıyorsun fizyolojik olarak. Hangi psikolojik ihtiyacı konuşmaya başlayacağız? Şimdi bahsettiğimizde buradaki travmayı yaşayan insandan bahsediyoruz. Yani şimdi izleyiciler şöyle şey olsunlar. Hani bir konsantre olsunlar. Bir pandemi yaşadık. Ben bu pandemiyi hani ilk söyleyen insanım, belki takip ettiyseniz bilirsiniz, tarihini vererek. Yani 2020'de başlayıp 2022'de bitecek. Bu tarihlerde bir şeye hazırlanın. Şimdi hani şunu konuşabiliriz tabii, hep söylediğim şey ya, bir pandemi olacak mı? Her yüzyılda bir pandemi oluyor, bunu biliyoruz. Ama tarihini verme. Ya deprem olacak mı? Olacak. Hadi tarihini ver gibi bir şey bu. Şimdi bu dönem içinde, yani 2 yıllık dönem içinde insanoğlu büyük bir travma atlattı. Aslında bu aynı zamanda da büyük bir tecrübe. Yani bundan yalnızca ya böyle Allah mahvolduk değil, tam tersi bu tecrübeden yararlanıp bir sonraki, Gates'in dediği gibi, yakındaki daha büyük, ona hazır mıyız dediği gibi başka bir travmaya hazırlık yapması lazım. İkincisi, önde görüyoruz bir 3. Dünya Savaşı. Veyahut da her an bir göktaşı dünyaya düşebilir. Hı hı. Yani bu saklanıyor, saklanmıyor. Onlar tabii hani biraz komplo teorileri olabilir ama bir süper volkanın patlaması, bir suların yükselmesi, kuraklık vesaire. Hı hı. Böyle bir durumda insanoğlu. Yani hocam şunu sormak istiyorum. Amerika'yı açtığınız pandemide tuvalet kağıdı için insanlar birbirlerini neredeyse öldüreceklerdi. Yakın zamanda Türkiye'de hadi ayçiçek yağı ile ilgili yaşananları düşünün. Yani ortalıkta hiçbir şey yok. Yalnızca bir söylem üzerine. Bir de bu işi gerçekten yaşayan bir toplumda ne karşımıza gelecek? Sizle büyük, başlayalım. Büyük bir katastrofi. Evet, ondan büyük bir katastrofi. Ne olacak? Yani bir örneğini vereyim. Sular Dünyası diye bir film izlediniz evet. mi? Waterworld. Bu filmde yavaş yavaş dünyayı sular basmış, insanlar kaos yaşanıyor, her tarafta eşkıya dolu ve solungaçlar falan gelişmeye başlamış. Bir insanlık düşünün. Orada insan yok artık yani. Yok. Teknoloji de yok, o da yok, bu da yok. İnsan var ama niye yok dediniz? İnsan artık yavaş yavaş su yaratığı olmaya başlamış. Değişim gösteriyor. Yani şimdi şunu bilmiyoruz tabii. Hani evrimleşme sürecinde insanoğlu ne kadar değişti onu da bilmiyoruz aslında. Eğer evrim teorisi doğruysa, inanıyor musunuz bir kere evrime? Hayır diyebilirsiniz. Buna cevap vermesem beni bağışlayın. Tamam. söylemeye çalıştığım şey şu. Yani solungaçları çıkan, balığa dönmüş, suların altına gömülmüş kentlere inen bir varlık insansa insan. Yani buna evrim 3-5 demesek, tane. Tekamül desek bir bu şey fark eder mi? Tekamül değil, hocam? Tekamül ileriye doğru evet. gelişmektir. Bu bir yıkım. Bu bir tekamül değil. Ne bu olacak bir yıkım. Hocam? Yani yakın zamanda yaşayacağız. Ne karşılayacak bizi? Yani bir dahaki pandemi daha derin olursa ne olacak? Hepinize bu soru. Talep çok, kaynak az. Herkes birbirini yiyecek o kaynaklara ulaşmak için. Kim kimi yiyecek? Birbirimizin üzerine basmaya başlayacağız. Artık dostluk, arkadaşlık, yakın ilişkiler belki değerini kaybedecek.
duygular kaybolacak. Duyguları kaybedeceğiz. Ya, çünkü hayatta kalmak zorundayız. Bizim birinci ihtiyacımız beslenmek, ya, değil mi? Hayatta kalmak, hayatta kalmak için ne yapacağız? Birbirimizi yiyeceğiz. Belki de birkaç tane zombi olacağız. Bu mesela dediğiniz gibi hep olmuş. Yani mesela bir hani şey, biz ülke olarak komplo teorilerini de seviyoruz. Mesela bu koronayı bilmem kim çıkarttı ben ama. Ben sizi bir zaman yolculuğuna götüreyim. 1500'lere gidin ve Paris'in göbeğindesiniz. Bir kasaba gittiniz et almaya. Satılan et insan etiydi. Gibi. Ama şu anda farklı şeyler konuşuyoruz Avrupa ile ilgili. Evet. Yani çok değil, 70 yıl önceye gittiğimizde 60 milyon insan mı 10 milyon insan mı ne öldürüldü? Şimdi medeniyet ihraç ediyoruz oradan. Yani ya da ithal ediyoruz, pardon, yanlış söyledim. Şimdi bunda mesela bu şey var ya, korona birisi çıkarttı. İspanyol gribi vardı. Dünyanın dörtte biri sanırım öldü 100 yıl önce. Ya o zaman da eminim ki kaoslar olmuştur, insanlar mahvetmiştir birbirini, ama işte onu demeye çalışıyorum. İnsan olayıp geri dönüyor bir şekilde. Yani o genetik kodlarımız belki, yani yaratılış kodlarımız. O zaman yaşama alanı var ki dönüyor geri. Yaşama alanı var. Yani otlakları var, ormanları var, tarımı var, şu su var, bu su var, tekrar filizleniyor. Anlatabiliyor muyum? İşte ama mesela Nuh tufanında da bir yer kalmamış, her yeri su basmış. Bakın sizlere hiç sorulmayan bir soru soruyorum. Diyorum ki, büyük bir katastrof, yani bir felaket yaşandığında, hı hı, insan yani sizin ruhu nasıl olacak? Duygusal dünyası, mutluluk, ne yazarsanız yazın bunun içinde. Yani aynı zamanda buna karşı önlemler ne olabilir? Vallahi korku ve dehşet olacağını düşünüyorum ben. Evet. Hı hı. Korku ve dehşet. Ama o geçecek işte bence. Olacak ve geçecek. Ya bu şöyle bir şey değil mi? Sen çok iyi niyetlisin ya. Yani şöyle, tarih şimdi bak. Gençlere güveniyorum. Hayır, gençlerle uğraştığım yok, için. Yok değil, bir Moğol istilasını düşünün. Evet. O dönem ya çok Moğol kötü. İhtisası bak, kıyaslanamaz. Moğol istilasında bir dünya var. Su var, orman var. Sadece teknoloji yok. Yok, şey için katılıyorum. Yani o dediğiniz bir her yeri su bastı, fark o ayrı. Hocam, su olsa ne olacak? Fark eder adam tabii. Taş üstünde taş yani bırakmıyor. Üç, beş dünyanın en büyük katliamını şey yapıyor yani. Topluca bütün insanlığın yok olduğu bir şey düşünün. Orada zaten insan kalmayacak. Bunda şu sorun yok. O zaman neyi konuşuyoruz? Evet. Yani insan. Ben oradayım yani. Evet evet. Ama yani bakın şimdi şöyle. Tabii burada isterseniz tekamül, isterseniz hani bir şekilde uyum diyeyim buna. Bir şey, insanoğlu buz beyniyle uyum sağlayamayacak mı yani bu işe? Örnek veriyorum. Sağlayacak. Tamam. Örnek vereyim hocam. Göktaşı düştü. Bir bakıyoruz ki bugün Ürgüp'e gittiğinizde yer altında büyük büyük tüneller var değil mi? İnsanlar oraya çekilmişler. Acaba bu göktaşı mıdır yoksa bir istila mıdır bilmiyoruz ama insanlar bir istilaya karşı herhalde yüzyıl boyunca orada kalmaz. Demek ki büyük bir felaket olması lazım ki insanlar aşağı. Felaket Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa karşı çıkışı. Hocam bu kadar uzun bir süre kalamazlar. Yani evet. Bütün okuduğum kaynaklar o. Acaba yine şimdi mutluluk diyeceğim de yanlış kelime olacak. Huzurun ya da doyumun tanımı yine değişir mi acaba? Yani şimdi her şeye ulaşabilen bir toplum öyle bir katastrofik bir ortamda bir anda her şeyini kaybettiğinde hayatta kalabilmek için suya, havaya ve gıdaya ihtiyacı var. O zaman belki artık bizi mutlu eden şey daha basite indirgenecek ve biz yine sıfırdan başlayacağız. Karnımızı doyurduğumuz için mutlu olacağız. Nerede açsanız onaylanma ihtiyacıyla ilgilenmezsiniz ki, özür dilerim hocam. Yani önce zaten evet, temel fizyolojik olanı karşılamaya gideceğiz. Yani deprem yaşadık. Deprem bölgelerinde insanlar evleri yağmaladılar. Cesetlerin yanından geçilip ne bileyim işte belli değerli eşyalar çalındı. Herkes hayatta kalmaya çalıştı. Bir yol bulundu. Yani iyiler ve kötüler olacak. İnsan zaten bu kadar siyah beyaz bir şey değil. Hayatta eğer insanlar kaldıysa, yani insan bitmediyse dünya üzerinde, orada yine adalet sistemlerini bize kurdurtan ne? Temelde aslında işte vicdanın bir şekilde yasallaşmış haline gitmeye çalışıyoruz. Bunun kurulabildiği güne kadar da o insan eti yiyorlardı dediğiniz, ya da hani gerçekten düşünmesi bile çok keyifsiz ama. Engizisyon'da mı bu? Yok hocam, açlıktan dolayı yapılan iş bu. İngilizisyonla ilgisi yok. Yani bir dini bir operasyon yok. Gerçekten insanlar açlıktan dolayı yapılıyor. Hayatta kalmayla yani, olacak. Yani basit bir dönem var ya, yani biraz karışıktır o işler. Ben başka okurum onun için. Benim hani biraz şeye dönmesin iş, komplo teorisine.
Şöyle söyleyelim, yakın zamanda hani işte ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler operasyonu gibi. O bir operasyondur benim için. Çünkü o devrimin yapılabilmesi için öyle bir operasyona ihtiyaç vardı. O devrimi yapanlar için. Onun için buğday stoklarını başka yere kaydırdılar. Mesela orada bile işte açlıktan oldu. Yani hani diyebilirsiniz ki ya buğday yok muydu? Vardı ama açlık var. Bahsettiğimiz gerçek açlıktı o dönem. İnsan etlerinin kasaplarda satıldığıydı. Kısa bir dönemdi ama fark etmiyor. Yani yeniden toplumsal bir adalet terazisi kurulana kadar bundan umut etmeyi bırakmıyor. Ama kurulacak işte. Bence de kurulacak. İnsan varsa kurulacak. Ha, aynı cümleyi kuruyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. Ama şimdi, insan kalırsa tabii. Bir şey. Uzay çalışmalarını unutuyoruz. Uzay çalışmalarını unutuyoruz. Amaç ne olursa olsun yaşanabilir bir dünya arayışı içinde millet. Dünya katastrof bir noktaya gelmeden önce gidebileceği, insan neslinin devam edeceği bir yerin arayışı içinde mi değil mi? Ama aradığı yerde işte yani bir yer, ben bir video izlemiştim yani hani şuradaki noktadan yanına yani Ay'a gidiyoruz ki yani zaten o kadar yakın ki uzay büyüklüğüne baktığımızda. Hayır şimdi yani. Yani bu dünyaya bir göktaşı çarpsa sistem bozulsa. Satürn'e gidişler falan var. Yani şimdi iki tane uzay aracı güneş sisteminin dışına çıktı ve hala gidiyor. Anlatabildim mi? Yani şöyle olabilir. İlla Ay'a gitmeye gerek yok. Yani atmosferin biraz dışına çıkarsınız. Bunun tam karşılığı izlemeyenler izlesinler. Elysium diye bir fikir vardır. Elysium diye de bir film var. Yani dünyanın hemen atmosferin dışında bir oluşumu yapabilirsiniz. Ve hocanın dediği gibi belirli bir hani felaket geçtikten sonra insanoğlu tekrar dünyaya gelir. Bütün hikaye bunun üzerinedir. Başka bir yöne çekeyim. İnsanların akıllarında şöyle bir şey var. İlla ki bir dünya felaketi ve bunun karşında hayatta kalmak. Evet. Bu yani aktarılan bir bize miras mı hocam? Yani beynimizin bir köşesinde bu var mı? Şimdi bakın ben bu noktada fikrimi söyleyeyim. 1960'larda Amerika'da çıkan bir teori, Wilson'un prensipleri bakımından genlerin savaşı der. Evet. Genlerin savaşı. Genlerin savaşında en önemli şey bir canlı, bir insan olarak alalım hadi canlı demeyelim. Bir insanın ömrü sınırlıdır. Bu dünya bunu gösterdi. Belli. Ne kadar uzatırsan uzat, 150 de olsa 160 de olsa sınırlı. İnsan sonsuza kadar yaşamak ister. Ha, fakat der ki madem ki dünya tarihi gösterdi sonsuza kadar yaşamam mümkün değil, benden bir gen ileri gitsin. İleriye doğru gitsin. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bütün canlıların tek ortak özelliği ölüme dirençtir. Kelebek dahil. Tamam. Dirençtir. Yani yok oluşa, ölüme karşı direnmek. Bu imkansız olsa bile. Ölümsüzlük arayışı diyelim buna. Evet, ölümsüzlük arayışı daha doğru tabir. Yani hayatta kalmak bir fikir değil. Bir güdüsel, yaşamsal akışla ilgili bir şey. Hani bu bir fikre inanmak değil ama de aslında insan doğası. Ama orada şöyle bir şey yok mu Gökhan? Yani çok hani ape man'den bahsettiğimiz, ilkel adamdan bahsettiğimiz zaman yani bu bir davranış şekli olabilir. Yani hayatta kalmak bir güdü oluyor. Ama bu beyinde bir insan için artık o güdünün dışında yani hayatta kalmak ve yeniden inşa etmek diye bir kavram yok mu? Yine hayatta kalmak özü ama. Yani, yok hayatta kalmak asıl ama artık inşa etmek. Yani hocanın biraz önce söylediği hali gibi. Evet. Yani bu işi dünya dışına taşımak. Yani bunlar bu sefer onlar girmiyor mu? Bu işin hani sizin disiplininizden baktığımız zaman işin neresinde? Yani bence konuştuğumuz konulardan bağımsız değil. Verdiğimiz bütün çaba, istersek arttırılmış gerçekliği kullanalım, istersek ne bileyim başka yöntemleri kullanalım,
hayatta kalmak ve var olduğumuz hayata bir şekilde iz bırakmak. Ama kendi bildiğimiz şekilde, yani kendi varoluşumuza göre. Yaptığımız her şey, sizin bu programı yaparkenki motivasyonunuzdan, işimizden, ailemizden, çocuklarımızdan nerede örnek verirsek verelim. Ama bugünün dünyasında hayatta kalmak o ilkel halinde değil. Dünya kadar farklı dış uyaranı aslında kendi ihtiyaçlarımızı uyarlayarak hayatta kalmak konusunda biraz daha şov yapmaya çalışıyoruz. Daha yani. Zor gibi sanki değil mi? Daha zor. Ne çünkü demek şov yapmaya çalışmak? Yani biraz espriyle karışık. Tamam. Artık hayatta kalmak tek renk bir şey değil. Hayatta kalmak, var olmak, ruhsal olarak işte ben varım diyebilmek, olabilmek için herkes hem rekabet alanlarında, hem geleceğe iz bırakmakta, hem yetiştirdiğimiz çocuklarda hep daha fazla memnuniyet, duyum, yani fazlaca aslında... Yani bir referans noktası belirleyip başka bir referans noktasına mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? Bir nevi. Katılıyor musunuz sizler? Ben katılmıyorum mesela. Ben de katılmadım. Şundan dolayı biz ne kadar gelişirsek gelişelim, yani VR'da taksak yer sallandan pencereden falan evet. Atacağız. Yani insanoğlu büyük felaketler karşısında ne kadar ilerlerse ilerlesin o ilkel beyne geri dönüyor. Evet. O sağ kalıma yani dediğiniz ama örnek. Ama o cepte yani hazır değil şu mi? Şu anda mesela yani şey Gökhan'ın dedi, bence tarif ettiği o değil mi? Cepte hazır onlar. Yani onlar cepte şimdi ama kodumuzda hazır. Cepte hazır değil abi. Öleceğin kesin. Hayır, öleceğimizi biliyoruz. Otomatik yani öleceğini bilen çok güzel bir varlığız bir aslında. Ne güzel değil mi? Bahsettiğim yaşama çabası. Yani cepte hazır olan... Ölüme direnç. Dirençte. Onlar cepte, yani bu zaten bizim bu zaten genetik var. Olarak varlığımız, fıtratımızda var olan bir şey. Bakın aslanda var, kaplanda var, filde var, aynen. Hepsinde doğru, var. İşte biz bütün canlılarda var. O canlı sistemine geri dönüyoruz. Yani biraz önce ne dediniz? İşte daha yeni Amerika'da işte tuvalet kağıdı için kavga eden, şu anda onlara sorsak gülerler herhalde. Bir şey vardı, video benim içimi çok acıtmıştı izleyince, bir kadın bebek bezi bulamamış, ona ağlıyordu. Yani benden önceki parası var, iki tane aldı da bu yeni işte pandemi de oldu bu. Yani şimdi onu ondan önce alan insanın eğitimine baksak belki üniversite mezunu. Yani çok gelişmiş bir varlık gibi gözüküyor ama bizi yani büyük stresler, bu bizim Şükrü Uğuz Hoca anlatmıştı, çok hoşuma gider. Stres bastığı zaman bizim prefrontal biraz streste amigdalaya döner. Biraz daha basarsak medulla spinalis'e döner. Yani çok hızlı hayvanlaşabiliriz. Bunu işte pandemi döneminde çok, yani isimleri yanlış hatırlıyordur, çok ünlü gelişmiş bir ülke diğer ülkeye giden maskelerin gemide daha fazla para verip satın aldı. Yani bir altı üstü maske. Ama işte o büyük stres bizi kendi kodlarımıza döndürüyor. Yani bu 500 yılda geçse bir insan kalıyorsa, yani isterse elimizde telefon olsun, isterse bakarak konuşabilirim. Avrupa'daki ülkelerin en ufak bir stresle evet. Geri döneceğiz. Yani ama oradan tekrar geri döneceğiz. Yani bu, ben hani biraz önce sordunuz ya, onu çok rahatlıkla söyleyeyim. Ben mesela evrime çok inanan bir insan değilimdir. Bir 100 bin yıl önceki insanla şu andaki insanın sistemlerinin ben aynı olduğunu düşünüyorum. Kullandığı gereçler farklı. O yüzden en ufak bir streste biz o yaşam şeyimize geri dönüyoruz. Yaşama arzumuza. Ve işte depremdik, yani bunu ben, onu yapan kişi izlese utanır kendinden. Yani deprem olmuş, yanında cesedin yanından geçip oradan bir bilezik alıyor. Bunu ben hiçbir insanın düşünerek yapabileceğini, ama o anki hayatta kalma, survive modu insana bunu getiriyor. En ilkel bu. En ilkel. En temel bu. Belki biz de bunu yaparız. Ama yani şu anda konuşuyoruz ama bilemiyoruz. Onun o anda şimdi, risk olmadığı bakın, durumda. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu Gölcük'te büyük deprem vardı ya, ben o sırada Adapazarı'nda, Gölcük'te, İzmit'te İstasyonlar kurdum, ruh sağlığı hizmeti vereyim diye. Orada bir tane adam yatak, yorgan neyse yardım olsun diye gelmiş, arabasını koymuş, dağıtıyor. Adamın teybini çaldılar. Hocam şimdi şöyle bir şey görüyorum ben, bunu atlamamak lazım. Ben böyle intihara eğimli çok insan görmeye başladım bir anda. Yani bu pandeminin etkisi çok oldu burada. Yani bir boşlukta kaldı insanlar ve şöyle bir şey görmeye başladılar belki. Onlara soruyorum, niçin böyle? Bunu bir masaya yatırmak lazım belki. Yani diyorlar ki ya biz, anlamsız geldi bize her şey. Bir anda böyle düşünen bilhassa gençler çok olmaya başladı.
bana çok özelden yazıyorlar. Hani işte sizi takip ediyoruz, biz de hani farklı düşünmemiz lazım, bir şeyler yapalım falan. Nedir bu işin sorunu? Şimdi, aileler neye dikkat etmeli? Şöyle, ben bunu çalıştığım yıllarda bütün Türkiye'ye açık intihar önleme merkezini kuran adam olarak söylüyorum. Bir defa böyle bir artış var mı hocam? Bir kere böyle olsun. Bir nümeriksel bir artış olabilir ama oransal bir artış yok. Çünkü yani bu düşüncede mi kalıyor diyorsunuz? Bu sporadik kalıyor. Tamam. Sporadik kalıyor. Şimdi Akdeniz ülkelerinde genellikle intihar oranları düşüktür. Akdeniz'in çevresi ülkeye düşüktür. Kuzeye gittikçe, İskandinavya'ya, Polonya'ya, Bulgaristan'a falan gittikçe 100 binde 30'u falan budur intihar oranı. Türkiye'de %9 civarı, binde 9 civarındadır yani. 100 binde 9 civarındadır. Bunun gün ışığıyla direkt ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu kadar gelişmiş refah ülkelerinde suisit bu kadar şeyse, özellikle Kuzey Avrupa belki. Ve daha çok faktör gün ışığı meselesi gündeme geliyor. Bir de yaşamın yalnızlaşması, enstitüsyon. Yani yaşlıların yavaş yavaş bakım yurtlarına doğru çekilmeleri. Devletin gücü fazla olduğu için onlara yer yapıyor. Gelin buyurun burada yaşayın diyor. Arayan yok, soran yok, çocuklar yok, aile yapısı gevşek gibi sebepler daha çok ön planda duruyor. Ne diyorsun? Yani numerik olarak bir artış var mı yok bundan ziyade daha gözüken bir şey artık. Çünkü hepimiz sosyal işte konuşuyoruz ya, dijital dünyada sürekli irtibat halindeyiz ve bu daha fazla bilgi paylaşıldıkça da aslında belki aynı oranda kalan şeyler daha fazla gerçekleşiyor gibi olabilir. Ben kendi klinik pratiğimde daha fazla görmüyorum. Her zaman gördüğüm kadar görüyorum. Ama belki şu var, sayı artmıyor belki ama zaten intihara meyilli olan grubun intihar etmeyi düşünmeye başlaması daha hızlandı. Veya nasıl yaparımla ilgili bilgiye daha hızlı ulaşıyor. Belki o kıvama daha çabuk geliyor olabilir. Veya intihar etmemek için ihtiyaç duyduğumuz bir takım hayatın içindeki ve kendimizle ilgili bir takım durumları daha çabuk yitirme olabilir belki. Oran değil. Bir mailin hızlanması, kolaylaşma gibi. Ben burada biraz da hayattan gibi. Beklentilerin azaldığını, yani o hayatın çok önemli bir şeylerden. Ümidi biraz kesince. Önce, hocam dediğiniz tatmin noktası var ya, o anlık da olsa mutluluk, ne derseniz deyin. Biz hani mutluluk yok dedik ama orada bir noktadan bahsetti. Gökhan söylüyor, diyor ki benim için orada bir nokta var diyor. O nokta mutluluktur diyor. Şimdi o noktaların kaybolduğu bir beklentim dünya. Azaldı. Belki şu mudur mesela, bunları da ekleyici. Bu kadar hızlı tüketiyoruz ya. Yani şimdi eskiden şöyle değil miydi hayat? Bir ayakkabı almak için onun beklentisi, biraz önce hocam sizin çocuğunuza yapmış olduğunuz testle aynı şey bu. Onun beklentisi yok artık. Hemen geldi bir diziyi, serisini bitirdik. Yani, intihara giden yolu da çabuk tüketiyor zaten. Yani intihara giden bir yol var, bir süreç var. Bir günde intihara karar verilmiyor. Dürtüse intiharları saymazsak intihar ama belli bir süreçte planlanan bir şey. Olan birisinin intihar etmesi çok mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama zaten ruh sağlığı bozuksa bu zaten söz konusu. Zaten meyilli olan gruptan bahsediyorum. Aynı şey aslında. Burada yalnızca intihar konusu değil. Yani hayattan bıkkınlık, yani bir şey yapmama eylemi. Yani şöyle bir şey oldu ya pandemide, eve kapıldık, bir şekilde tıkıldık. Orada baktık ki yani böyle bir dünya kurulabiliyor. Ufak da yaşayabiliyor. O zaman bir şey yok. Çok hırslara gerek yok. Ufak yaşayalım filan. Biraz yani biraz önce konuların ilk başında sanal gerçeklikten bahsettiğimiz zamanki tekillik hali. Evlenme isteği oranının düştüğünü biliyor musunuz? Geliyor mu size klinikte bilmiyorum ama. Sadece pandemiyle de değil bu arada ama yani özellikle ekonomik şartlarla alakalı. Sosyoekonomik düzey farklarına göre değişen bir şey ama bu. Şimdi bakın, çok yakın zamanda iki arkadaş nişanlandılar. Ev arıyorlar, evlenecekler. Ev bulamıyorlar oturacak.
6, 7, 8, 10 milyara kadar çıkmışlar. Oturacak kiralık ev bulamıyorlar ve evlenemiyorlar. Ekonomik şartlar çok ağır basıyor bugünlerde. Bu arada intiharlarla ilgili de ya da intihar girişimleriyle ilgili de aslında sadece tespitte kalmamak lazım ya. Hani benim içim rahat etmiyor öyle olunca. Hani mesela genç intiharlarıyla ilgili de bu arada. Yani ailelerin de özellikle zaten insan her zaman ben kendimi öldürmek istiyorum demez. Eylemiyle gösterir, değişen duygusuyla gösterir. O güne kadar çizdiği genel hayat tarzının karakterinin dışında çok sakinken çok gürültü çıkartmaya başlayan, çok kalabalıkken çok yalnızlaşan. Yani bu çocukları da iyi görmek lazım. Odasına her kapanan çocuk mutsuzdur diyemeyiz. Orada bir dünya yaratıyordur. Ama odasından her çıktığında çok mutsuz olarak görüyorsak illa intihar için değil. Depresyon içinde, bağımlılık içinde, izolasyon ve yalnızlık içinde görülmesi lazım. Ama pandemi bu arada şu bilgiyi verebiliriz belki. İnsanların belli başlı mizacı özellikleri vardır. Bazı mizacı özellikleri de olan insanlara daha çok iyi gelmedi. Yani daha dışa dönük özellikler sergileyen veya gerçekten dıştan uyaranlar alıp da bununla beslenen insanlar için o yalnızlaşma çok iyi olmadı. Hayat anlamımı kaybettim diyenler ya da baskı altında hissediyorum diyenler oralardan geldi daha çok. Uzun zamandır durmaya fırsat bulamamış, bunu gerçekten de isteyen ya da ne bileyim evinin içerisinde uzundur ertelediği şeyleri yapıp çocuğuyla zaman geçirebilen veya zaten bir türlü o huzuru ulaşamamış ve o zaman da kendine yeni alanlar yaratan insanlara da hani üst akıla bir çelme takmış olacağız onların işiyse tamam. Ama iyi de geldi hani oralara baktığımızda. Ama bizim hayatın anlamını yitirmiş gördüğümüz, pandemiden de bağımsız söylüyorum, kendi varoluşunun dışında gördüğümüz ruhsal bir bozukluğunun, tabii ruhsal uzmanları anlayacaktır ama ipuçlarını gördüğümüz insanlarda haliyle intihar eğilimini ya da bununla ilgili giden süreci yoklamamız lazım. Evet, bu arada her ölmek istiyorum diyen insan ölümü düşünmüyor. Onu da bilmek lazım. Gençlikte her intihar girişimi ölmek için değil. Bazen gerçekten görülmemişlik, alınamamış alkışın bir yöntemine de karşılık gelebiliyor buralar aslında. Bir şey aklıma geldi şu anda. Acaba şimdiki yeni o hani mükemmel ebeveynlik proje çocuklar konuştuk ya. Acaba intihar eylemi şimdiki çocukların her istediği oluyor ya. Ebeveyni manipüle etmek için daha sık kullandığı bir yöntem olmaya başlamış olabilir mi? Hatta bilineği yani, sormak lazım. Yani şey değil, intihar değil, hatta mutlu değilim. Mesela çok geliyor bize yani mutlu değil. Yani bu aileleri bir şekilde tetikliyor değil mi acaba? Tetikliyor. Bir ne de yapacak, şey var, bu medya etkisi diye bir şey var. Bu intiharlarda gösterilmiş bir şey. Yani bunu sürekli dile getirmek de yani mesela bir bununla ilgili yapılmış. Mesela okulda bir çocuk intihar edince diğer çocukların deneme ihtimali artıyor. Ben Arif hocamın dediğine katılıyorum. Yani bir insanın mental sağlığı yerindeyse hayat boş diyebilir, anlamım yok diye, ama insan yaşar. Yani çünkü niye, bunları sorgulayacak gücü varsa hala zaten. Ölüme karar vermez. Evet. Ölüme karar verdirmez bu zaten. Oturup yani biz hani klinikte oturup hala yaşama sevinci olan ve yaşamak, sizde zaten oturup intihar konuşmaz. Gider eder o. Yani sizde hocam çok hayat boş falan öyle, yani sizler daha iyi biliyorsunuz. Hani biz, o bizim yaş grubu çok şükür çok majör depresyonlar olmuyor. Yani gençlerde en büyük sorun ne görüyorsun? Şu anda. Evet. Şu anda en büyük sorun olarak o sosyal olarak izolasyon. Ama bu sosyal olarak izolasyon, ben Gökhan hocama çok katılıyorum. Anne babalardan daha çok kaynaklanan bir sosyal izolasyon. Aslında o küçüklükten beri gelen. Yani biz hep dışarıdan suçu, hep dış izolasyon. Aslında o küçüklükten beri gelen. Yani biz hep dışarıdan suçu hep dışarıya atıyoruz ya. Yani yalnızlaşmanın getirdiği sıkıntılar, ama bu işte çok aşırı sevmenin, benim tabirimde her istediklerini yapmanın, yapılabilir olmasını zannetmenin. Yani şu anda herkeste şu var mesela, belki siz hani ticaret de yapıyorum dediniz. Evet. Yani biliyorsunuz herkes oturarak çok yüksek maaş ve minimum çalışma istiyor. Yani bunlar ben en büyük sorun olarak görüyorum. Yani o küçükten beri, ama bu... O ama yetiştirilme tarzıyla çok doğru orantılı. Yani aynen işte onu söylüyorum. Verimle ilgili kavram, yani bugün dün... Kimle? Ya Şafak Sezer'le konuştum ya da bir, yani birisiyle konuştum. Kimle hatırlamıyorum ama şimdi önemli olan bazı şeylerde hani işin bize anlatılan şu. Bir kitap yazdık. Adam bana soruyor, diyor ki kaç sattı? Bir film çektik.
İyi veya kötü film olup olmaması önemli değil. Diyor ki kaç gişe kaç. Şimdi rakamlar matematik oldu artık. Başarı matematik olduğu için oradaki hazın özü, koru, yani gerçeğinden uzaklaşmaya başladı insanlar. Dolayısıyla kötü bir film yapabilirsin ama çok satabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir kitap yazarsın ki belki müthiş bir kitap ama çok az, belki tek baskıyla da gidebilir. O yüzden bu, yani o anlam kaybını şu anda çok ergen yaşıyor. Çok sorguluyorlar ama bu intihara gidiyor mu derseniz çok şükür gitmiyor. Gitmemesini de ümit ediyoruz yani. Evet. Çünkü gerçekten intihar çok yıkıcı bir şey. Yani aile için çok yıkıcı, takip eden hekim için çok yıkıcı, yakınlarındaki arkadaşları için çok yıkıcı. Yani çok şükür artmıyor, artmamasını da ümit edelim diyelim. Evet, hocam bir, sana bir soru geldi. Bir şey söyleyeyim. Genç olsun, yetişkin olsun, ağzından intihar lafı çıkacak insanı etsin ya da etmesin, edecekmiş gibi mutlaka denetim altına almak lazım. Bravo. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir, yani programın tam sonunda böyle bir şey söylemeniz iyi oldu. Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Aileler bu soruyu çok soruyorlar. Burada belki yeri geldi. Bu her zaman bu ülkede yapılmayan bir şey. İntihar önleme merkezleri, biz sizlerden sonra yetişen ruh sağlığı uzmanlarına gerçek anlamda yol göstermiştir ve ilham olmuştur. Orası önemli bir bilgi. Evet. Ya iyi ki, yani hani sizinle ilgili bu kısmın altını çizmek lazım. Sadece siz değil, o dönemki bütün ekipler. Bu arada amana kalıp bilgi olarak da almasın aileler. Çok intihardan bahseden intihar etmez. Evet. Ya da işte şöyledir değil. Değil, evet. Patolojiye göre. Şaka yapıyor falan derler ya. Evet, evet, evet. Ağzından öyle laf çıktıysa zaten şimdi, edecekmiş gibi. Hocam programın sonuna geldik. Size bir soru geldi. Bu antidepresanlar, hapları kullananlar. İşte dediniz ya hani toplansa İstanbul'da herkes bir şekilde hani yaşayamaz. Evet. Bunu 50 yıl önce dijitalizm olmadan da söyler miydiniz? Yoksa bu işte dijitalizm. Çok bakın, kısa bir süremiz var hocam. Çok kısa bir dakikada bir şey söyleyeyim. İnsanda duygu, düşünce, davranışın değiştiren ilaçların keşfi 1950'dir. 1950. Şimdi 2023, 73 yıllık tarihi var. 1975'ten sonra hızla gelişti bu hadise. Bunu adım adım izledim yani. Dolayısıyla bu sorunuza cevap verme şansım yok. Çünkü geçmiş yıllarda nüfus var, nüfus azlığı var. Psikiyatri hastaneleri, hastaların azlığı var. Yani bu kadar da inceleniyor evet, değildi Türkiye anladım. Yani. Evet sevgili dostlar. Arif Verimli, Cem Gökçen, Gökhan Çınar ve Samuray Özdemir'e kendim ve sizin adınıza teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu haftalıkta böyle bir program yaptık. Değişik bir program yaptık. Çok bizim kalıplarımızda olmayan bir programdı. Bugünün sözü de şöyle olsun. Başkalarının mutsuzluğu sizi mutlu ediyorsa bu hayatı mutlu yaşıyorsunuz demektir diye bir söz aldım size aktarmak için. Efendim çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Bir dahaki hafta görüşmek üzere yeni konuklar, yeni konularla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kaşarel, Ertan Özyiğit'le Kayıt Dışı'nı sundu.